Rahman ve Rahim olan, iyiliği sonsuz, ikramı bol Allah'ın adıyla. Merhabalar sevgili izleyiciler. İşte yine Yükselen Sözler'de sizlerle birlikteyiz. Bizleri tekrar sizlerin karşınıza getiren Rabbimize şükürler olsun diyerek yeni bir Yükselen Sözler bölümüne sizlerle birlikte başlıyoruz inşallah. Bugün yine çok önemli bir konu. Değerli de bir konuğum var. Bugün tekrar kendisiyle birlikte olduğum için çok mutluyum. Ee, sevgili hocam, Doçent Doktor e, Zeki Bayraktar, hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız? Elhamdülillah. Epeydir e, programımızı <laughs> uzun bir ara verdik hocam. E, i̇lk iki programı böyle kısa aralıklarla yaptık sizinle ama sonra baya bir vakit geçti. Evet. Nasıl e, etkilerini gördünüz bu programların hocam? Tabi programdan sonra baya ciddi bir mesaj trafiği oluyor. Alıyor. Ee, ilgi duyan arkadaşlar bize ulaşan maille. Hı hı. Facebook ortamında ulaşan arkadaşlar olduğu programdan sonra biz de onlara elimizden geldiğince cevap vermeye çalışıyoruz. Allah'a şükür demek ki hedefimize evet. biraz bir nebze de olsa ulaşmışız. Evet. evet. Kitabın ee, baskısı hatırlarsanız gecikmişti hı hı. o Daha zaman. Henüz çıkmamıştı. Evet. O konuda biraz sıkıntı yaşamıştık. Şimdi hamdolsun. Kitabı o da birazdan olsun. göstereceğiz. Zaten ben baskısı çıktığında tekrar burada göstermiştim hocam. Evet. Hocam adetimiz olduğu üzere sizi bir Tanımayan dinleyicilerimize, izleyicilerimize bir tanıtalım isterseniz. Sonra devam edelim. E, hocamızı tanıyalım. Doçent Doktor Zeki Bayraktar 1967 yılında Rize Ardeşen'de doğdu. 1978-1984 yılları arasında Ardeşen İmam Hatip Lisesi'nde okudu. 1991 yılında tıp doktoru, 1999 yılında üroloji uzmanı, 2012 yılında üroloji doçenti oldu. Üroloji alanında ulusal ve uluslararası bilimsel dergilerde yayınlanmış 50'den fazla akademik makale ve tebliği bulunmaktadır. İstanbul Medipol Üniversitesi'nde Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı öğretim üyesi olan yazar, meslek hayatının paralelinde uzun yıllardan beri tefsir ve hadis çalışmaları yapmaktadır. 2010-2011 döneminde Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hadis Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Programı dahilinde hadis usulü ve mütevatir ve ahat haber konuları üzerinde çalışmalar yapmıştır. Kur'an'ın Nebevi Tatbikatı Sünnet ve Kur'an'da Sünnet ama Hangi Sünnet adlı iki kitabı bulunmaktadır. Arapça ve İngilizce bilen yazar, evli ve iki çocuk babasıdır. Evet Kur'an ve Sünnet ama hangi Sünnet e, isimli hocamızın kitabının ikinci baskısı da şu an elimde gördüğünüz gibi daha önce hocamızı kontro, e, konuk ettiğimizde burada kitap henüz baskıda değildi Bası, baskıdaydı daha çıkmamıştı. Ama sonradan birkaç hafta önce hatırlarsanız ben yine bu kitabı tanıttım size. Bugün hocamızın da yanında tekrar göstermiş olayım. Gerçekten çok önemli bir çalışma. İlkine göre de hacmi bayağı artmış vaziyette değil mi hocam? İki katı neredeyse ilk kitapta. İki evet. katı değildir ama. Bir buçuk katı. Bir buçuk katı, buçuk katı falan yani. vardır. Evet. Dolayısıyla bu konuda bulabileceğiniz bence en detaylı hatta belki de tek çalışma. Ellerinize sağlık hocam. Yine Allah hayırlı kılsın inşallah etkisini evet. daim kılsın. Evet, bugün sevgili izleyiciler önemli bir konuyu konuşacağız. Yani yükselen sözlerde daha önce yapmadığımız, bugüne kadar yapmadığımız bir şey yapacağız. Allah'ın indirdiği ayetleri bugüne kadar konuştuk ve yükselen sözlerimizde Allah'ın ayetlerini sizlere ulaştırmaya çalıştık. Bugün sadece indirdiği değil, yarattığı yani kevni dediğimiz yarattığı ayetleri de ...Allah'ın indirdiği ayetlerle birlikte okumanın nasıl bir şey olduğunu... ...yaratılan ve indirilen ayetleri birlikte incelemenin ne demek olduğunu... ...ve nasıl yapıldığını örnekleriyle ortaya koymaya çalışacağız. Burada bizim şansımız sevgili hocamızın hekim olması, tıp doktoru olması... ...ve bu yüzden de insan ayetini, insan vücudunun yaratılmış ayetini okuyor olması... ...ve bunu da Kur'an'la birlikte yani indirilmiş ayetlerle birlikte yapıyor olması... Hocam ben böyle bir kısa giriş yaptım. Hemen ayetimizle konumuza girelim isterseniz. Hayır, hayır. Ayetimizi izliyoruz. <laughs> İkna olmak isteyenler için yeryüzünde belgeler var. Kendinizde de var. Gözlemlemiyor musunuz? Zariyat suresi 20 ve 21. ayetler. Evet, Zariyat suresinin 20-21. ayetlerini gördük ve burada aslında yaratılmış ayetlere dikkat çekiyor ki bu ayetin bir benzeri belki biraz daha ayrıntılısı. Fussilet suresinin 53. ayeti bugün göreceğiz. E, ödev ayetimiz olarak. E, ve bu şekilde de sözü size bırakmış olalım hocam. Buyurun. Evet. Ee, i̇nşallah bu akşam biraz daha önceki programlardan farklı olarak ifade ettiğiniz gibi biraz hekimliğimizi ön plana alarak e, ayetleri okumaya çalışacağız. İnşallah. Zaten ayetler aslında böyle okunmalı. Yani hekimlik mühendislik, tüccarlık, ekonomi vesaire hmm. herkes kendi uzmanlık alanıyla ilgili veya kendi ilgi alanıyla ilgili ayetleri düşünerek okuduğu zaman işte biraz sonra zikredeceğimiz Fussilet 53 ayetinde Cenab-ı Hakk'ın buyurduğu hususu müşahede etmiş olacağız. Hmm. olacak. Şimdi Fussilet 53 ayetinden siz bahsettiniz. Nedir? Ee, Cenab-ı Hak orada buyuruyor ki onlara yani insanlara e, evrendeki ve kendi nefislerindeki ayetlerimizi göstereceğiz ki onun yani onun derken Kur'an çünkü bir önceki ayetlerde Kur'an'dan bahsediyor. bahsediyor evet. Zaten ma yani. zaten malum Fussilet ayetinin ilk bir iki üçüncü ayeti kitabın Fussilet ayatuhu evet. diye başlıyor yani bu ayet. Bu kitap ayetleri tafsilatlı bir şekilde açıklanmıştır. Arapça olarak indirilmiştir diye şey yapıyor. Zaten Likamin bilenler için zaten e, sure öyle başlıyor ve devamında da yine sürekli Kur'an'a atıf da bulunuyor. Evet. 52. ayette de e, eğer gerçekten o Allah'tan gelen bir şeyse buna rağmen siz inkar ediyorsanız durumunuz ne olacak anlamında bir soru var ve evet. Fusilet 53'te e, buyuruyor ki Senurihim ayatina fil afaki ve fi enfusihim onlara afaktaki ufuklarda yani evrendeki ve nefsinizdeki nefislerindeki yani bizim bedenimizdeki evet. ayetlerimizi göstereceğiz ki hatta yetebeyyene lehum ennahumul hak onun ennahumul -Hak. hak onun yani o kitabın o Kur'an'ın hak gerçek Allah'tan gelen bir kitap olduğunu iyice anlayasınız. İyice ne? Size beyan olsun. Tebeyyün etsin, ortaya çıksın. Evet. Şimdi ve ayetin devamında da ilginç bir şekilde evelem yekfi bir rabbike ennehu ala kulli şeyin şehid. Ama buna rağmen şahit olarak Allah yetmez mi? Yeter anlamında. Şimdi biliyorsunuz Kur'an muciz bir kelam. Yani aradaki bir takım şeyleri bizim doldurmamız gerekiyor cümleler arasındaki geçişte. Şimdi burada biz bizim insan vücudundaki bir şeyi gördüğümüz zaman e, şöyle diyebiliriz veya ufuktaki muhteşem hakikatleri gördüğümüz zaman işte Subhanallah, Allahu Ekber, Ya Rabbim ne yücesin, ne büyüksün. Bunları söyleyelim, Allah'ı tazim edelim, tamam. Fakat Niçin Kur'an'ın Allah'tan gelen bir kitap olduğunu buna dayanarak anlayalım. Yani burada nasıl bir bağlantı var? Bunu düşünmemiz lazım. Biz sizin vücudunuzdaki ayetlerimizi göstereceğiz. Siz bundan dolayı Kur'an'ın Allah'tan gelen bir kitap olduğunu anlayacaksınız diyor hı hı. Türkçe. E neden? Ya biz bir hekim olarak vücudumuzdaki bir e, ayeti gördüğümüz zaman Allah'ım ne yücesi, ne büyük, ne muhteşem yaratılış bu diyelim. Ama, Ama Kur'anla Kur bağlantısı, bağlantısı nasıl ne? Bağlantı? Nasıl yani. kuralın? Ee, yani burada siyah sibaktan baktığımız zaman biz şunu anlıyoruz. Buradaki şey şu. E, biz sizin vücudunuzdaki bazı ayetlerin bu Kur'an'da da zikredildiğini göreceksiniz. Şimdi ikisini birlikte okuduğunuz zaman e, biraz sonra örneklerde inceleyeceğiz. Yani Araf 172 İnşallah. vesaire gibi ayetlerde. Gerçekten o zaman Kur'an'daki bazı ayetleri okuduğumuz zaman e, bir e, bilim insanı olarak, hekim olarak e, ancak şunu söyleyebiliyorsunuz. Başka bir şey söylemeniz imkanı yok. Yani bu daha 50 yıldır, 100 yıldır yeni bilinen bir şey eğer 14 asır önce bir kitapta yazılmış ise bu kitabın insan ürünü olması mümkün değil. Ya bu kesinlikle Allah'tan gelen bir kitaptır. Demekten başka çareniz yok. Hı hı. İşte Cenab-ı Hak burada bunu söylüyor. Yani biz bazı ayetlerimizi göstereceğiz ki bu kitabın Allah'tan gelen bir hak olduğu size iyicene belli olsun. Müteşabih burada ayetler. Bir de göstereceğiz diyor. Yani gösterecek olan Allah. Dolayısıyla insan aslında e, görmek istediği zaman görür. Yani gösteriliyor fakat görmüyor musunuz bir şeyi de var. Yani demek ki görmek için de bir çaba e, gerektiği anlaşılıyor. Elbette. Canım, Zaten şimdi bu e, çabayı göstermek gerektiğini başka ayetlerle de anlayacağız. Kesinlikle şimdi de, evet. isterseniz hemen onu e, bir sonraki sayfada notum vardı. Onu şey yapayım. Buyurun. Şimdi mesela e, Cenab-ı Hak işte gökler, yel, yerler, dillerimiz, renklerimiz bunların hepsinin ayet olduğunu söylüyor. O yani yani, Numaralarını verelim. İzleyicilerimiz evet. baksınlar. Şimdi Oturun mesela Fusilet 37 yine Fusilet e, suresinin 37. ayet. Bu siret 37. pardon tamam. 41. E, sure bu. 37. Gece ayet. Gece ve gündüz, güneş ve ay da onun ayetlerindendir. Güneşe ve aya secde etmeyin. Onları yaratan Allah'a secde edin. Yine R bir başka ayet. Rum 22. Ha, Rum, orada da benzeri var. Evet. 30. Göklerin Sura. ve yerin yaratılması ile dillerinizin ve renklerinizin ayrı ayrı olması onun ayetlerindendir. Tüm bunlarda alimler için gerçekten nice ayetler ibretler vardır. Şimdi buradaki alimler ifadesi e, bizim dikkatimizi çekmesi lazım. Bir ayet daha söyleyelim. Bu alimler meselesine dönelim. Tamam. E, Ali İmran suresinin e, içerisinde ayet numarasını yazmamışım ama 191 e, olması lazım. İnne fi halkı semavati vel tamam, ardı ben diye başlıyor. Ok, ok, 191. Şimdi burada Cenab-ı Hak buyuruyor ki yerlerin ve göklerin yaratılmasında akıl sahipleri için ayetler var. 190. 190, 190. Ve 190, ve 191 birlikte okumak lazım tamam, onu. Ha, tamam. 190'dan Şimdi, başlıyoruz yani. Bakın inne fi halqis semavati vel ardı vaktilafil leyli nehar. Gecenin e, göklerin ve yerlerin yerin yaratılmasında ve gece ile gündüzün birbiri ardına dönmesinde evet. ayetler vardır. Kim ayetin li ulil elbab. Ulil elbab için. Akıl sahipleri için. Hmm. Gerçek akıl sahipleri için veya düşünen insanlar için ayetler vardır. Eğer düşünüyorsanız ayet var. Yani düşünmüyorsanız yok. Ve burada Kur'an akıl sahiplerini nasıl tarif ediyor bakın. Ellezine ki onlar ki yani o akıl sahipleri o elbabı tanımlıyor şu Evet. Kurun Allah'e kıyamen ve ku'uden ve ala cunubihim. Yani onlar ki kıyamda ayaktayken otururken yatarken her halükarda Allah'ı zikrederler. Ve ne yaparlar? fi halkı semavati vel ardı göklerin ve yerin yaratılışını ve, ve yetefekkerune ve fi ve halkı semavati vel ardı göklerin ve yerin yaratılışını tefekkür, tefekkür ederler. Ederim. Bakın göklerin ve yerin yaratılışını tefekkür eden insanlar gerçek akıl sahipleridir diyor. Övgüyle bahsedilen hı hı. bir şey. Ve derler ki Rabbena ma halakta haza batulen Subhaneke fakna azabennar. Ey Rabbimiz, sen bütün bunları boşuna yaratmış evet, evet. olamazsın. Bizi cehennem azabından koru. Şimdi demek ki yer, gök, güneş, ay vüc vücudumuzda bulunan bir sürü mekanizma, çevremizde bulunan her şey kısaca kainatta Allah'ın yarattığı her şey düşünenler için bir ayettir. Bunu anlaşılsın diye söyleyelim. E, mucizedir yani. Şimdi mucize kavramı biraz farklı algılanıyor. Aslında mucize ifadesi Kur'an'da yok biliyorsunuz. Hı hı, ayet evet, ifadesi ayet. var. Zaten ayet de bir insanın yapamayacağı bir şey. Evet, ee, yani dolayısıyla ya insanı aciz bırakan bir şey o. Ve anda. kainatta bulunan Allah'ın yarattığı her şey bir ayettir. Hı hı. Bir mucizedir. Tabiri caizse. Tabiri caizse derken anlaşılsın diye söylüyorum. Ve şimdi burada Cenab-ı Hak buyuruyor ki Akıl sahipleri ve alimler için bunlar e, gerçekten böyle olduğunu anlar, anlaş, anlaşılır. Ve bu alimler, şimdi e, ayetten bahsedelim. E, yine bir başka ayetten. Fatır 27-28. Şimdi e, ayet biraz uzun, onun bölümünü alayım. İnsanlardan, hayvanlardan 35. ve enamdan enam, -28, evet. 28, en da yine böyle türlü türlü renkte olanlar var. Ee, kulları içinden ancak alimler Allah'tan haşiyet duyarlar. Bakın innemâ yahşallâhe min ibadihil ulema. Bu 28. ayet. Evet. Şimdi bu burası önemli. Şimdi alim dediğimiz zaman genelde halkın zihninde e, din alimi olarak evet. anlaşılıyor. Fakat bu ayetlerde bizim pozitif bilim dediğimiz yani yerden gökten dağlardaki hususlardan insanların işte yapısından vesaireyle ilgili. Uzaydan astronomiden. Uzaydan için. astronomiden. E, bunlarla ilgili uğraşan insanlar için. Hani bu, bugünkü dilimizle pozitif bilimle Bilim evet. uğraşan insanlar için alim diyor. Zaten ilim mutlak olarak Allah'a izafe edilir. Yani dini ilim, e, işte gayri dini ilim, ve beşeri ilim, <laughs> dünyevi ilim, ahiret ilmi diye bir şey yok. O bizde var. Değil evet. Allah'ın yarattığı bütün Kainattaki bütün kanunlar e, Allah'ın yarattığı kanunlardır. Her şey öyledir. Ve ancak kulları içerisinde alimler Allah'tan haşiyet duyarlar. Şimdi haşyet ifadesi önemli. Bunu bazı mahaller korku duyarlar diye çeviriyor. E, ama biliyorsunuz korku daha çok hav diye geçer. Yani gerçi hav ve iki kelime de var. Hav da haşyet de Korkudur ama hı hı. haşiyet biraz daha saygı barındıran ee, yani muhteşem Allah'ın e, kudreti karşısında duyulan aciz aciziyetten huşu huşu yani, yani. dediğimiz hani şeyle bağlantılı aynı kökten ee, bunu teslim eden e, Subhanallah deyip yani ne yücesin yani bu ne muhteşem bir yaratılış buna vakıf olan bir insanın bir alimin bunu teslim etmesi hı hı. ve Allah'a karşı yani kuru bir korku değil de haşyet, saygı. Yani bir yırtıcı hayvandan korkmak gibi değil, bir şey öyle değil. Öyle değil. Yani ya da bir aslandan korkmak evet. gibi bir şey değil. Ee, saygıdan kaynaklanan huşu. Tabi şimdi Çekilme. bu aynı şeyi herkes bilir. Şu ayetten de anlayabiliriz. Haşır 21'de Lev enzelna hadel Kur'an'e ala cebelin leraytehu Eğer biz bu Kur'an'ı daha indirmiş olsaydık o da işte haşiyen mutesaddian min haşyetillah yani Allah'ın haşyetinden Allah'a karşı saygısından o şeyden dolayı parçalandığını hı hı. E, görürsünüz e, diye şey var. Buradaki ha haşyet saygı barındıran bir korkudur öyle diyelim. Şimdi dolayısıyla Allahu Teala ancak alimler bu saygıyı duyar hı hı. derler. Şimdi bütün bunların niçin söyledik ee, hani ilk söylediğimiz Fussilet 53 ayetinde hani Cenab-ı Hak diyordu ki bu Kur'an'ın gerçekten hak kitap olduğunu iyice belli olsun. Rabbinin her şeye şahit olması yetmez mi diyor. Hmm. Şimdi demek ki burada şöyle bir şey de var. Buna siz bu şekilde belli olsun size ki siz de şahit olun. Hmm. Yani Rabbinin her şeye şahit olması yeter ama siz de şahit olun olmanız lazım anlamında bu şekilde var. Şimdi malumunuz e, hani kelime-i tevhid olarak veya İslam'ın hani giriş şeyi olarak evet. kabul edilen e, söz olarak ne diyoruz? E, eşhedu. ben şahidim ki en la ilahe illallah Allah'tan başka ilah yoktur. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Şimdi ben şahidim ki Allah'tan başka ilah yoktur ve yine ben şahidim ki Şahitlik ederim ki Muhammed onun elçisi ve rasuludur diyoruz. Kulu ve elçisidir. Ee, kulu ve elçisidir diyoruz. Şimdi bir insanın bir şeye şahit olabilmesi için onu kendi gözleriyle müşahede etmesi lazım. Şahitlik müşahededen gelir. Yani yarın siz mesela diyebilirsiniz ki ben dün Zeki Bayraktar'ın Hilal TV'de olduğuna şahidim diyebilirsiniz. Ben gördünüz evet. biliyorsunuz. Veya bu programımızı izleyenler yarın diyebilirler ki Zeki Bayraktar ve Erdem Uygun dün 10 gece akşam 10 ile 12 arasında Hilal TV'de programdaydılar. Biz buna şahidiz diyebilirler. Gördüler. Ama eğer görmedilerse, kendi gözleriyle bunu müşahede etmedilerse biz şahidiz ki diyebilirler mi? Diyemezler, Diyemezler tabii Ben şahidim ki diyebilmek için Gözümüzle müşahede etmemiz lazım. Peki o zaman biz e, ben şahidim ki Allah'tan başka ilah yoktur ve Muhammed onun elçisidir. Biz neyi gördük, neyi müşahede ettik de bunu söylüyoruz. Veya bunu söylüyorsak bunu inçini nasıl doldurmamız gerekir. Şimdi hemen bir ayet bize yol gösterecek. Ondan sonra devam edelim. Şimdi Rad suresi 40. Ay 43. 13. ayet. 43. sure 43. ayet. Ve yekulullezine keferu. Kafirler dediler ki: "Leste murselen. Sen gönderilmiş bir elçi değilsin." Resulullah'a söylüyorlar. Kul de ki: "Kefa billahi beyni ve beyneküm. Benimle sizin aranızda şahit olarak Allah, Allah, yeter. Allah yeter." Ve men indehu ilmul kitap. Hmm. Ve bir de Kitaptan ilmi olanlar. Yani benim elçi olduğuma dair şahit olarak Allah yeter. Hı hı. Ama e, Allah yeter. Ama bir de Allah ile birlikte bu şahitlik yapabilecek bir bilgi şey sahibi. daha var. Kitaptan bilgi, bilgi sahibi olanlar da şahit olarak yeter diyor. Demek ki kitaptan bilgi sahibi olmamız lazım şahit olabilmemiz hı hı. için. Şimdi... Deminden beri ayet, hani mucize bahsediyoruz ya, biz e, Kur'an-ı Kerim'i okuduğumuz zaman, düşünerek okuduğumuz zaman, Resulullah'a verilen bir mucizeye tanıklık etmiş oluyoruz. Malumunuz, işte mucize söyleyeyim anlaşılsın diye, hani hmm. ayet kavramı biraz daha e, şey oluyor, başka bir programda bunu detaylandırırım belki. Mana olarak e, bir evet, bir şey olduğu için e, mesajı daha iyi verebilelim diye. E, peygamberlere, Nebi Rasullere e, bir takım ayetler, mucizeler verilir. Neden? Allah elçisi olduğunu kanıtlaması için. Hı hı. Şimdi bizim Resulullah'a son Nebi Rasule öyle bir mucize Verilmeliydi ki, onunla yaşadığı, onunla aynı dönemde yaşayan insanlar da onunla aynı dönemde yaşamayan insanlar, yani bizim gibi insanlar da o mucizeyi görmeli ki şahitlik edebilsinler. Hı hı ve onun nebi resul olduğunu anlayabilsinler. Şimdi biz Kur'an'ı okuduğumuz zaman, gerçekten düşünerek okuduğumuz zaman bu kitabın gerçekten mucize bir belge olduğunu görüyoruz, müşahede ediyoruz. Hiç tartışmasız. Ve bu mucize belgede Muhammed Resulullah'tır diyor. Yani Muhammed Allah'ın Allah elçisidir, elçisidir diyor. Dolayısıyla bundan sonra biz diyoruz ki ben şahidim ki Muhammed Allah'ın elçisidir. Çünkü ben biliyorum ki bu kitap Allah'ın evet. kitabıdır. Yani dolayısıyla evet. içindekiler tam gerçek. Ben bu kitabı okuduğum zaman bu kitabın bir mucize olduğunu gördüm. Bunu müşahede ettim. Ve bu mucize bana Muhammed'in Allah'ın elçisi olduğunu söylüyor. Dolayısıyla ben şahidim ki Muhammed Allah'ın elçisidir. Hı hı. Hı. Hocam burada kitabı yani kitabı okuduğumda ben bunun mucize olduğunu gördüm ifadenizde. Ee, aslında şunu da söylemiş oluyoruz. Ben gördüm ki bu kitap İnsan herhangi bir insan tarafından yazılmış olamaz. Zaten onu söylüyor. Yani, yani mucize ins madem insanı e, şimdi biraz mucize kavramı da biraz başka bir tarafa gidiyor. Yani sanki böyle e, bir anda plöps diye ortaya çıkmış bir şey falan gibi değil. İnsanın yapamayacağı sadece Allah tarafından yapılabilecek ayetler topluluğu diye. Şimdi diyeyim bu diyeyim. ikinci bölüm mü diyelim biraz sonra hani örneklerle ele alacağımız İnşallah belgelerle zaten başka. onu göreceğiz. göreceğiz evet. Onu özet olarak söylemiş olduk. Yani biz o belgeleri gördüğümüz zaman somut olarak söyleyeyim. Ben bir hekim olarak, sadece bir hekim olarak Kur'an'ı okusam ben bu Kur'an'ın bir insan tarafından yazılmış olamayacağına kesinlikle kanaat getiririm. Hmm. Ve birçok bir batılı bilim adamı bunu bu şekilde görüyor. Müslüman oluyorlar. Ha, var mı böyle bir şey? Ee, keza... Bunu bir e, uzay bilimiyle uğraşan insan için de söyleyebiliriz. Şey, Bunu tabii. ekonomiyle ilgili uğraşan insan için de söyleyebiliriz. Ziraatla ilgili, madenlerle ilgili vesaire. Yani her e, farklı bilim e, dalıyla ilgili Kur'an-ı Kerim'de bu anlamda serpiştirilmiş müteşabih ayetler var. Hı -hı. Şimdi onu da ifade edelim. Onu da ifade edelim sonra bir ara araya, araya gidelim. Şey evet. Edelim. Evet. Buyurun hocam. Ee, birinci bölümü toparlamış olalım. Evet. Demek ki bizim... Ben şahidim ki ben şehadet ederim demek e, diyebilmemiz için Kur'anı okuyup düşünme, düşünerek okumamız lazım. Hı hı. O zaman bunu yaptığımız zaman Kur'anın Allah'tan gelen bir kitap olduğunu, asla bir beşer ürünü olamayacağını, mucize olduğunu görürüz. Ve bu mucizeyi okuduğumuz zaman da bize Muhammed'in elçi olduğunu söyler. Hı hı. Peki bunu söylerken nereden anlıyoruz bir bu şeyleri? Malumunuz Kur'an-ı Kerim'de bir muhkem ayetler var. Hüküm ayetleri. Hı hı. Yani bizim bir mümin olarak yapmamız gereken şeyleri emredenler. Emir ve yasaklar. Bunlar hı hı. apaçıktır zaten. Ali İmran suresinin 7. 7. ayetinde evet. e, bahsedilir. Malumunuz üç kitabın esası 7. anası muhkemdir. Geriye kalan bir bölümü müteşabih'tir. O müteşabih ayetleri özetle söylüyorum eee şey olsun diye. Gerçek anlamını, tevilini ancak Allah ve ilimde derinleşmiş olanlar hı hı. bilirler. Malumunuz burada şöyle bir e, farklı mealçelerde bilirsiniz. Orada Allah ve ilimde derinleşmiş olanlarda duraklarlar ve derler ki bunu ancak Allah bilir. İlimde derinleşmiş olanlarda hepsi Rabbimiz katındandır biz buna inandık derler. derler. Yani anlamadan derler. Gibi bir anlam var. Şimdi anlaşılmayacaksa Cenab-ı Hak o ayetleri bu şeye niye koysun? Hı hı. Müteşabih olanların anlamını Allah elbette ki zaten bütün müteşabihinin gerçek anlamını bilir. Ama aynı zamanda ilimde derinleşmiş olanlar da bunu anlar. Nasıl anlar? Hekim olanlar hekimlikle ilgili olanları anlar. Hı hı. Mühendis olanlar mühendislikle ilgili olanları anlar. İşte... Astronomi ile ilgili olanlar anlar ama neticede o ayetler bir şekilde insanlar, ilim adamları tarafından da anlaşılır. Anlaşılır ki ki bu hakikatleri gördüğü için o insanlar evet gerçekten bütün bunların Allah'tan geldiğine biz ikna olduk desinler hı hı. ve bu Kur'an'ın mucize olduğunu anlasınlar diyedir. Yani Kur'an'ın mucize olduğunu anlamak için Müteşabih ayetlere ihtiyaç var. İşte hocam Özetle. girişteki ayetimiz nasıldı? Hemen söyleyeyim ben tekrar izleyicilerimiz. Yani Sizin bu söylediğinizi de desteklemesi evet. bakımından. ikna olmak isteyenler için yeryüzünde ayetler var, belgeler var. Kendinizde de var. Gözlemlemiyor musunuz? Ya Allah? İşte Zaman şunu da Fusilet 53'ü de şey yapalım. Burada tekrar bağlayalım. Buyurun. Yeryüzündeki ayetler, çevremizdeki ayetler, insan vücudundaki ayetlerin bir bölümünü biz... Kur'an'da da gördüğümüz zaman o zaman Allah'ın indirdiği lafsi ayetle kevni ayetlerin aynı şeyi söylediğini hı hı. Arada görüyoruz. Bir uyum olduğunu görüyoruz. Evet anlıyoruz ve o zaman diyoruz ki evet bu kitap bu kainatı yaratan Allah'ın kitabıdır. Hı hı. Buna kesin olarak kanaat getirdik diyoruz. Hı hı. Mü müteşabih hı. ayetler bize bu imkanı veriyor. E, bu e, dinin fıtrat oluşuyla da yani mesela fatara fıtrat kelimesiyle evet. de ilgisini kurabilir miyiz hocam? Ee, burada? Çok Bu güzel. E, hemen önümde bakın e, şey işte ilgili ayetler not aldığımız zaman siz de hatırlattığınız iyi oldu. Rum suresinin 30. Oturunca ayeti. Ayet. E, zaten Cenab-ı Hak dini fıtrat olarak tarif ediyor. Fıtra ne diyor? Sen yüzünü din için hanif olarak Allah'ın fıtratına çevir. Hı hı. O Allah ki insanları o fıtrat üzere yarattı din olarak bu fıtrata çevir diyor zaten. Hı hı. Şimdi biraz sonra ikinci bölümde veya inceleyeceğimiz Araf 172 ayeti. Hı hı. Hani elestü rabbikum kalu bela diye evet. ünlü olan ayette de aslında fıtrattır o. Yani bu ayete oradan da bağlantıyı tamam, kuracağız nasıl olduğunu. Evet o e, fıtrat. Var mı hocam başka ekleyeceğiniz bir şey? Tamam Çünkü bu bölümü bu şekilde e, toparlamış Şimdi, olalım. Şimdi e, bu Rum 39 30. ayette sen yüzünü dost doğru bu dine Allah'ın fıtratına döndiyor bir de şimdi yerini bulurum biraz sonra İbrahim aleyhisselam'ın da yani ayet olarak var biliyorsunuz diyorsunuz? bu nefa. İnni ve cehdu ve fataras semavati vel arda Aynen öyle. Yani o ayetin bir cevabı gibi sanki bunu da bir not olarak eklemiş olalım kısa bir aradan sonra tekrar birlikte olacağız ikinci bölümümüzde. Sözler devam ediyor sevgili izleyiciler Doçent Doktor Zeki Bayraktar hocamızla. Ee, tıptan örneklerle yaratılmış ve indirilmiş ayetleri birlikte okumaya çalışıyoruz ee, ve konuya artık e, ayetleri birlikte okuma e, bağlamında bir giriş yapmak için bu bölümümüzün ayetini izliyoruz. Müzik Rabbin Adem oğullarından onların bellerinden nesillerini aldığında onları kendilerine karşı şöyle şahit tuttu. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Onlar da evet, Rabbimizsin. Biz buna şahidiz dediler. Artık kıyamet günü biz bunun farkında değildik diyemezsiniz. A'raf suresi 172. ayet. hocam elest bezmi ya da evet. Kalü Bela diye meşhur e, Araf suresinin 172. ayeti e, herhalde tarih boyunca çok farklı şekillerde yorumlanmış ayetlerden bir tanesi buyurun siz evet. dinliyoruz şimdi işte birinci bölümde ifade etmeye çalıştığımız e, farklı anlaşılan ve müfessirlerin çok farklı şekilde yorumladıkları ama bugün biz e, tıp ilmi sayesinde belki ayakları daha sağlam yere basan bir şekilde anlayabileceğimiz ayetlerden bir tanesi. Hı hı. Bu ayet e, işte galû bela ne zamandan beri Müslümansınız? Galû diye halk evet. bilir. Elest bezmi diye ifade edilir. Elestü bir Rabbiküm e, bela diye e, söylenen misak olarak ifade edilen hı hı. bir e, ayet. Şimdi bu ayetin e, muhtevasında 2 3 farklı husus var. Birincisi müfessirlerin tartıştığı bu misak ne zaman yapıldı? Yani Rabbimiz bize "Eles tu bi Rabbiküm Ben sizin Rabbiniz değil miyim?" diye ne, ne zaman, zaman sordu? sordu? Biz de "Kalu Ne zaman? Elbette ki Rabbimiz, sen bizim Rabbimizsin." dedik. Bu ne zaman oldu? Ruhlar aleminde mi oldu? Biz ana rahmindeyken mi oldu? Ve dünyaya doğduktan sonra mı oldu? Yoksa e, yine müfessirler işaret ettiği için söylüyorum. E, Adem Aleyhisselam e, ile mi, onun işte sulbünden bir takım toz derecikleri çıktı da o zaman mı oldu? Bu tartışılıyor. İkincisi bu gerçekten böyle kelam ile konuşarak mı oldu? Yoksa bir mecaz mıdır? Yani hal diliyle mi veya oldu? Bütün bunlar tartışılıyor. Peki biz burada e, tıp e, ilmi olarak hekim ilmi olarak e, neresinden dahil olabiliriz. Hmm. Nasıl müdahil olabiliriz? Bu ayete bir oraya bakalım. Şimdi bunun mahiyeti bu ayetin mahiyeti nasıldı ne zaman oldu Mecaz mı düşür tartışalım tartışırız. Fakat bunun zamanını ayet bize veriyor zaten. Hmm. Ne diyor? Yani bu bu ne zaman oldu diyor? Ve iz ahaza rabbuke min beni hmm. ademe min zuhurihim zurriyetuhum. Beni Adem'in yani Adem oğullarının sırtından zuhur bel değil sırt. sırt evet. Zuhurihim zurriyetuhum onların sırtından zürriyetini aldığımız zaman diyor. Değil hmm. mi? Ayetin lafzında bunun zamanı bu şekilde, bu şekilde söyleniyor. Evet. Değil mi? Evet. Şimdi ee, o halde bunun zamanı ne zaman ise misak o zaman yapıldı. Ha, hı -hı. O zaman bu misak nasıl olduğunu da şey yap. Önce bunu bir çözelim. Şimdi sizin verdiğiniz e, tercümede de gördüğünüz üzere bellerinden diye hı -hı. şey yapılmış. Aslında zuhur Kur'an'ın neredeyse bütün ayetlerinde hiç tartışmasız olarak sırt anlamına gelen bir kelimedir. hı. -hı. Ve bu birkaç tane örnek verelim. Mesela çoğulu. Evet, sırtlar. zıhar. Zıhar, zuhur. Zuhur. Şimdi Mücadele 3 suresi biliyorsunuz zıhar ayeti var. Evet, evet. lezine evet. yuzahirune. Yani hanımlarına karşı zıhar yapanlar. Ne demek? Hanımlarına karşı sırtını dönenler anlamında. Enam 31'de Yahmilune ve evzahurum zarahum ala zuhurihim Günahlarını sırtlarına yüklenerek Hı. diyecekler ki Enam 138 ve Enamun hurrimet zuhuruha. Şunlar da sırtları bize haram kılınan hayvanlardır hmm. demişler. Tevbe 35 ve cunubuhum ve zuhuruhum. Yanları ve sırtları cehennem ateşiyle dağılacak. Zuhruf 13. Lites ve ala zuhurihi. Sırtlarına binesiniz diye. Hmm. Mücadele zaten söylemiştik. Gördüğünüz üzere Kur'an'da e, zuhur, zıhar bildiğimiz sırt sırt anlamındadır. Şimdi fakat e, sırtlardan zürriyetin alınması kavramını klasik dönemdeki müfessirler anlayamadıkları için yani zürriyet dediğimiz zaman insan neslinin zürriyeti şimdi neslin devam ettiği organlar hani bel bölgesinde olduğu için öyle algılandığı hı hı. için hani ayette zuhur ifadesi var ama biz bunu bel diye anlayalım hı. demişler ve Günümüzdeki çevirilerin de önemli bir bölümü böyledir. Hmm. E, klasik dönemdeki müfessirlerden de e, Taberi, Kurtubi, e, e, Elmalılı Hamdi e, merhum. Bunlardaki tefsirde de bunlar bel diye, bellerinden diye hmm. şey yapılmış. Evet. Şimdi mesela ama buna rağmen bazı tefsirlerde zuhur kelimesi tam kelimenin ifade ettiği şekilde sırt olarak çevirmiş. Mesela Fahrettin Razi tefsirinde bu sırt olarak hmm. algılanmış ve öyle tefsir edilmiş. Fakat Razi de o kadar ilginç rivayetlerle bunu anlamaya çalışmış, tevil etmiş, e, açıklamış ki e, tabi biraz böyle hani yorumsuz olarak bir iki örnek vereyim isterseniz. Buyur, buyurun hocam, buyurun Şimdi e, Fahrettin Razi'nin hmm. naklettiği rivayetlerden bir iki örnek. Şimdi sırtlarından zürriyetin alınması ne demek? Burada rivayetler, bir takım rivayetler naklediyor. Bunlardan bir iki örnek vereyim mesela. Buyurun. Şimdi e, diyor ki rivayetlerden, bunlardan bir tanesi Hazreti Ömer'e isnat ediliyor. Tabii ben oradaki şeyi okuyorum. Yani rivayet tetkikini yapmıyorum tamam. sadece. Yorum da yapmayacağım. Buyurun hocam. Bu ayetten e, Resulullah sallallahu aleyhi sorulduğunda onun şöyle dediğini duydum diyormuş yani Hazreti Ömer. Allah Teala Adem'i yarattı. Sonra sağ eliyle onun sırtını sıvazlayıp ondan bir zürriyet çıkardı ve bunları cennet için yarattım. Bunlar cennetliklerin ameliyle amel edecekler dedi. Sonra tekrar Adem'in sırtını sıvazladı ve ondan bir zürriyet daha çıkardı ve bunları da cehennem için yarattım. Bunlar da cehennemliklerin ameliyle amel edecekler diye devam ediyor böyle. Yani Adem'in sırtından Allah sıvazlamış Adem'in bütün zürriyeti bir başka rivayette de toz zerrecikleri halinde hmm. kıyamete kadar gelecek olan bütün Adem'in nesli zerre orada bağlamak. zerre olarak çıkmış ve onlara işte ben sizin Rabbiniz değil miyim demiş o toz zerrecikleri de evet kalıbela yani burada tabii bir de e, kişilerin hayatını ne yaparlarsa yapsınlar cennete mi cehenneme mi gittiklerinin ezelden belirli olduğu vesaire Hadi. gibi bir takım şeyler Şimdi de var. önce bu rivayetleri mi? hani şey yapmayacağız dedik ama hemen şunu söyleyelim. Buyurun. Bakın Hı -hı. ayet Adem'in zürriyetinden aldık demiyor. Bir kere oradan evet. zaten kaybediyor. Evet. Adem oğlunun zürriyetinden. Yani Adem'den bahsedilmiyor burada. Hepsinden bütün Adem oğullarından. Bütün Adem oğullarından bahsediliyor. Halbuki bu rivayetler Adem'in sırtından diyor. Halbuki Adem ne şey, ayet ne diyor? Min beni Adem'e. Yani hepimiz Adem oğluyuz. biliyorsunuz beni Adem bütün Adem'in oğulları ve kızlarını ifade eden Araf 31 ayetinde ya beni Adem'e huduz zinetikum fi kulli Yani bütün ey Adem oğulları işte mescitlerde bütün ibadet yerlerinde zinetinizi takının. ...daki beni Adem nasıl ki bütün erkek kadın bütün insanoğlunu e beni İsrail zaten yine erkek kadın evet. hepsini ka Öyle bahsediyor. de özel olarak beni Adem yani tabii, tabii. beni Yok. Adem yani erkek bütün erkek kadın ayrılıyor. insan oğlunu kastediyor. Burada biraz sonra söyleyeceğiz. Adem değil. Bu misak Adem'le yapılmıyor. Adem oğullarıyla. Ayet öyle söylüyor çünkü. Hı hı. İkisi arasında çok önemli bir fark var. Yani biraz sonra değineceğiz ama çünkü bizim bu yaptığımız şeyden gideceğimiz sonuç bunun ana rahmindeki e, dönemde olduğunu anlayacağız. Biliyoruz buna bir delil de Adem'in ana rahmi aşaması yok biliyorsunuz. Hı. Yani Adem ile Adem oğlu arasındaki önemli fark budur. Adem topraktan yaratıldı. Adem'in ana rahminde bir hayatı bir evresi olmadı. Hı. Ama bütün Adem oğlu, bütün beni Adem'in Adem'den sonraki bütün Adem'in zürriyetinin tamamının ana rahmi aşaması var. Mevcut, evet. Şimdi bu şeylerden bir tanesi de yine e, Ebu Hureyre'ye dayandırılıyor. Allah Adem'i yarattığı zaman onun sırtını sıvazladı ve sırtından kıyamet gününe kadar onun soyundan gelecek olan her can düştü diyor. Şimdi bir e, yine... E, Fahrettin o rivayeti herhalde nakletmiş. Evet bunları e, nakle naklediyor. Bunları naklettikten sonra bunlar e, işte e, hadisçilerin naklettiği şeylerdir diyor ama karşı da çıkmıyor. Hmm. Yani bunlar şey yapılır da demiyor. E, dolayısıyla bir e, nakilde bulunuyor. Bunlardan bir tanesini de bahsedeyim. Ki şimdi söyleyeceğim kütüb sitede Sitte'de 614 numaralı rivayet ve 1699 nolu rivayet olarak görülebilir. İşte Adem'in sırtından sıvazlanıp ee, bütün zürriyet çıktığı zaman ee, adem rivayeti söylüyorum yani Hı. adem bir tane toz zerreci beyaz parlıyor kimdir bu diyor o senin çocuklarından davuttur diyor peki onun ömrü ne kadardır diye soruyormuş ee, canabı hak da 60 yıldır demiş ee, hazreti ademin bin yıllık ömrü varmış ben ömrümden 40 yılını ona veriyorum yani 60 artı 40 100 yıl olsun Davut'un hmm. hiç olmazsa diye. Sonra tabii işte rivayete göre 960 yıl geçince ölüm meleği Adem'e geliyor. Adem diyor ki benim daha 40 yıl ömrüm vardı. E Sen o 40 yıl ömrünü Davuta çocuklarından Davuta vermemiş miydin? Ben ömrümden kimseye vermem diyor. İnkar ediyor yani şeyi rivayete göre. Bunun üzerine de Allah herkesin ecelini yazdı diyor. Rivayet böyle. Yani e, Fahrettin Razi'nin bu naklettiği rivayetlerle ilgili bunlar kabul edilemez demiyor. Bu hadisçilerin naklettiğidir diyor ama zimlen e, diğer yaptığı yorumlarla beraber böyle de anlaşılabilir demek, demek istiyor. Ya da ben de böyle anlıyorum <laughs> belki demek istiyor. Yo, başka kendi yorumlarını da yapıyor i̇şte ama yapıyorum. neticede. Bunları diğer ayetlerde olduğu gibi, mesela mutezileye cevap verirken hmm. kabul edilemez tarzında söylediği net şeyleri bunlara karşı göstermiyor, zümlen kabul etmiş oluyor. Şimdi o halde biz tekrar ayete dönersek, evet. ayet Adem oğlunun sırtından zürriyetini almaktan bahsediyor. Adem'den bahsetmiyor. Hı hı. Şimdi işte biz bugünkü modern tıp bilimi ile Müfessirlerin şaşırdığı gibi bu ifadeye karşı şaşırmıyoruz. Yani zürriyet sırttan alınır. Ne demek? İzah edebiliyoruz. Şöyle ki, bu bazı şekillerimiz var. Verelim mi hocam Bunu şimdi? Bunu bir birinci numara... şekli ekran'a koyarsak tamam bir numarayı verelim şimdi. Evet. Şimdi e, zürriyet dediğimiz şey, zürriyetin insan neslinin ee, üretim organları biliyorsunuz tamam. erkeklerde testis, kadınlarda over dediğimiz hı hı. yani yumurtalıklardır. Evet. Biz erişkin bir Şu an bir, ekranda evet. görüntümüz var. Ee, orada bir şematik var. Erişkin bir insanın e, yumurtalıklarının kadında da e, erkekte de bel bölgesinde olduğunu herkes bilir zaten. Biliyoruz, evet. Fakat ana rahmindeki bir bebekten bahsediyoruz. Hı hı. Daha hani cenin aşamasında ki bir bebekten daha 5 haftalık bir ceninde bu erişkindeki yumurtalıkların menşe aldığı hücreler gelişmeye başlar ve tam da bizim sırt bölgesi dediğimiz bölgede gelişir. Ve e, o ek alalım, şey, evet. şekli dursun orada. Bakın. E, İngilizcedir ama yine anlaşılabilir. Bakın yukarıda sağda solda kidney diye yazan böbreklerdir. O böbreklerin hemen ortasındaki noktalı olan şeyler e, bizim erişkindeki yumurtalıklarımızın konumudur. Yani ana rahmindeki bir bebek, bebekte Hı -hı. bu yumurtalıklar tam da böbreğin yanında. Hocam isterseniz buraya bakarak şey yapın çünkü mikrofon o tarafa baktığınızda e, sesiniz az evet. gidebiliyor. Tamam doğru. Şimdi e, bu hemen böbreklerin yanında yumurtalıklar bulunuyor Hı -hı. ve bu yumurtalıklar bizim Torakal 10 dediğimiz yani sırt bölgesindeki kaburganın hemen önünde bulunuyor. Yani e, bizim Türkçe'de sırt bölgesi dediğimiz bölge neresiyse tam orası. Tam orada bulunuyor. Tam orasıdır. Bu, e, ne zaman hocam? Yani tam e, Bu 5. haftadan itibaren 8. haftaya kadar yani yaklaşık 2 aylık bir bebekte anne karnında anne evet anne karnındaki bir bebekte bu yumurtalar hem erkekte hem ka, kız çocuğunda burada bulunur. Hmm. Peki tamam burada bulunur da ayet diyor ki biz onun onların Adem oğlunun zürriyetini sırtından aldığımız zaman. Bu ne demek? İşte ana karnındaki bebeğin burada bulunan yumurtalığı 8. haftadan itibaren buradan göç etmeye başlar, aşağıya doğru inmeye başlar. Hmm. Yani oradan alınmaya başlar. Alınır hmm. tabiri caizse. Tam ayetin söylediği gibi. Ne olur? 8. haftadan 20. haftaya kadar bu yumurtalar göç yolunu kat ederek Yani şu çizgi nokta nokta yolu mu? Evet Şarkı Evet. Izliyor hocam evet doğru. o nokta nokta yolu izleyerek zaten en aşağıda da erişkinde bulunan en alt bölgeye girdiler. Hı. O yolu kat ederek yani oradan alınarak aşağıya doğru inerler. Erkekte vücudun dışına çıkarak kasık bölgesindeki şeyden vücudun dışına çıkarak erişkinde bulunduğu Hı. aşamaya kadınlarda da hemen kasık bölgesinin iç bölgede yerleşirler. Şimdi dolayısıyla ana karnındaki 8 haftalık bir bebeğin yumurtalıkları sırt bölgesinden alınır 20. haftaya kadar aşağıya ol, iner. Ol, olması gereken yere iner. Evet. Demek ki biz... Adem oğlunun zürriyetini sırtından aldığımız zaman ifadesi var ya işte bu 8. haftayla 20. hafta arasındaki periyottur. Hmm. Peki bu periyotta bu misak yapılıyor demek ki. Hmm. Şimdi bunun zamanını tespit ettik mi şu anda? Hmm. Bu ayetteki o bizi zaman kavramıyla biz bunu tespit ettik. Ne zaman olduğunu gördük. Evet. Bu dönemde oluyor. Şimdi bunun mahiyetini anlamaya çalışalım. Çalışabiliriz. Buyurun. Biz biliyoruz ki bu zamanda yine ayetlerin bize bildirdiğine göre bir şey daha yapılıyor, bir şey daha oluyor. Nedir o? Ee, ruh üfleniyor bizim bedenimize, yani ana karnındaki bebeğe. Ne zaman o? Ve ee, hangi ayette bu söyleniyor? Sejde 79 evet. ayetleri. Şimdi. Yarattığı her şeyi güzel yaratan odur. İnsanı sulanmış topraktan yaratmaya başlamıştır. Sonra onun soyunu süzülmüş bir özden yaratmıştır. Sonra onu düzenli bir şekilde sokmuş, tesviye etmiş, şekillendirmiş ve kendi ruhundan üflemiştir. Evet 32. surenin 7-9. Evet 59. sizin için ayeti. kulaklar, gözler ve gönüller var etmiştir. Şimdi bakın ruhun üflenmesi, e, embriyo dediğimiz, bizim o cenin dediğimiz artık şeklinin, şemailinin ortaya çıktığı yani organlarının teşekkül ettiği hani tesviye artık e, o bütün organogenezin tamamlandığı bir aşamada hı hı. oluyor. Ondan hemen sonra yapılıyor. Bu aşamanın yine alimlerimizin e, buradaki bu ayetlere denerek, e, yorumlarına göre ama zaten ayette söylemiş oluyor. Yaklaşık 14-15. haftalara hı, denk, denk geldi. geldiğini söylüyorlar. Demek ki o 8. haftayla 20. hafta arasında hani şey olur ya bu ortalama zaten bunun o sırt bölgesinden ta aşağıya bölge inen o göç yolunun %70-80'ini 16. 17. haftaya kadar tamamlar. Hmm. Tam son 1-2 haftada da son aşamasını kat eder. Demek ki tam bu dönemde cereyan eden bu ruhun üflenmesi yani Cenab-ı Hakk'ın ruhumuzdan üfledik dediği şey ile bu örtüşüyor. Yani artık insan haline gelmesi. Evet, insan haline gelmesiyle örtüşüyor. Şimdi bu dönemde ne oluyor diye düşündüğümüz zaman şöyle bir yorum yapabiliriz elbette. Ayetin devamından da anlayacağımız üzere. Şimdi Cenab-ı Hak ruhumuzu üfledik dediği bir anda bizim fıtratımıza, bir, tevhid bilinci yerleştiriyor. Hı hı. Yani doğuştan fıtraten hepimizin muvahhid ve mümin olarak doğmamızı sağlıyor. Neye dayanarak bunu söylüyoruz? Yani bu yorumu nereye dayandırıyoruz? Ayetin devamında diyor ki elbette sen bizim Rabbimizsin biz buna şahidiz <laughs> dediler. Kıyamet günü bizim bundan haberimiz yoktu demeyesiniz diye böyle yaptık. Hı hı ve bir de bizim atalarımız şirk koşuyordu. Biz ondan sonra gelen bir nesildik. Hani biz de onlara uyduk. Bizim bir günahımız yok. Onlar ne yapıyorsa biz de onu evet, yaptık. Evet, demesin, demeyesiniz diye bunu yaptık diyor. Yani Cenab-ı Hak diyor ki sizin böyle bir mazeretiniz olamaz. Niye olamaz? Ben bütün Adem oğluna, bütün insanlara o ki o insanları ben yarattım. Onları nasıl bir fıtrat üzere yarattığımı ben biliyorum. Onlara nasıl bir ruh üflediğimi, bunu bugünkü bilgisayar diliyle nasıl bir program yüklediğimi ben biliyorum. Ve o programa da tevhid bilinci yüklendiğini en iyi ben biliyorum. Hiçbirinizin böyle bir mazereti olamaz. Buna siz de şahitsiniz. Yani bunu e, bilerek yapıyorsunuz. Bunu de. bilerek eğer, yapıyorsunuz. Eğer Allah'tan başkasını e, aracı kılıyorsunuz ya da ona ortak koşuyorsanız bunu bilerek yapıyorsunuz evet. demek. Buna siz de şahitsiniz. İşte burada biz hani biz de şahidiz diyoruz ya nasıl şahidiz? Evet biz buna şahidiz nasıl diyoruz? Fıtraten bunun böyle olduğunu kıyamet günü siz de göreceksiniz. Hmm. Yani bugün de şahitsiniz kıyamet günü de göreceksiniz. Bunu şöyle izah edebiliriz. İnsanın genetik yapısı. DNA yapısı, bugün genom dediğimiz şeyler hiç kimsenin itiraz edemeyeceği bir takım belgeler sunuyor, değil mi? Evet. Mesela babalık davaları vesaire akrabalık şeyi ilişkiliyor. Önüne koyduğunuz zaman DNA şeyini hiçbir şey söyleyemiyor. Ayet. Ayet. <laughs> yani diyor ki sen ne söylersen söyle. Bak, senin DNA yapın bu. Hiçbir şey itiraz evet. etme şansı evet. var mı? Peki nedir bu? Diyor ki evet bunun böyle olduğuna ben de şahidim bunu itiraz etme şansım yok demiş. Aynı şekilde bir evet. belgelendirme yani, oldu. Tamam ben bunu bir mazeret uydurmayı düşünüyordum kabul etmiyordum ama yani öyle bir bu öyle bir belge ki ben buna itiraz etmem. Şimdi Cenab-ı Hak diyor ki öyle bir e, ayet var öyle bir belge var ki ne şu anda ne de ahirette siz bunu inkar edemeyeceksiniz bir, bir mazeretiniz olmayacak, olmayacak. çünkü. Sizin vücudunuza tevhid bilincini yani Rabbinizin tek Rabbinizin ben olduğuma dair bu bilinci ben sizin fıtratınıza yerleştirdim. yerleştirdim. Bunu hepiniz biliyorsunuz ve bu bildiğiniz halde aksi bir davranışa girdiğiniz zaman demek ki elest bezmi dediğimiz şey özetle toparlarsak. E, zaten ara vereceğiz hocam hemen. Rabbimizin bizim e, bütün insan ların vücuduna yerleştirdiği tevhid bilincidir. Hı -hı. Şu örnekle bitirelim. Ee, bizim bedenimizi bilgisayara, Abdullah Lazuzuca'nın örneğidir evet, bu, evet. güzel bir örnek. Bizim bedenimizi bilgisayara, bilgisayarın kablosundan gelen enerjiyi cana, elektriği diye, elektriği yani. bizim canımıza, bilgisayara yüklenen programı Hı -hı. da bize yüklenen Ruh. ruha benzetebiliriz. benzetebiliriz evet. Şimdi nasıl ki bir bilgisayar var. Bilgisayar elektrik kablosuna takılmış cereyan geliyor. Ama o bilgisayarda program yoksa hiçbir işe yaramaz. Evet. Değil mi? Fakat bir program yüklerseniz o çalışır. Ama burada esas önemli olan o programa nasıl bir şifreyi yüklerseniz ancak o şifreyi koyduğunuz veya girdiğiniz zaman o program açılır. Hmm. Şimdi Cenab-ı Hak diyor ki ben size nasıl bir şifre yerleştirdiğimi biliyorum. Programı yazan benim diyor. Benim <laughs> size tevhid şifresini yerleştirdim. Hepiniz e, ergenlik çağına geldiğiniz zaman ancak ve ancak bu şifreyle e, açı, açılabilirsiniz. Yani ancak bu şifreyi girdiğiniz zaman muvahit olduğunuz zaman bu programı çalıştırabilirsiniz. Hmm. Bu şu ayeti de bahsedeyim. E, böyle olduğu için ancak ee, kalpler ancak Allah'ı zikredince ancak Allah'ı anınca tatmin olur. Rahat diyor. Suresindeki. Çünkü ancak o şifreyi girdiğiniz zaman program çalışır. Program tamam. kendini bulur. Hocam e, ara verelim. İkinci, tamam. üçüncü bölümümüzde devam edelim. Kısa bir aradan sonra birlikteyiz. Rahman ve rahim olan, iyiliği sonsuz, ikramı bol Allah'ın adıyla. Sayın Profesör Doktor Abdülaziz Bayındır hocamla birlikteyiz. Ee, gerçekten de kendisinden, yani gün geçmiyor ki yeni bir şey öğrenmeyelim sevgili izleyiciler. Bugün e, şefaat konusunu, Kur'an'dan nasıl anlamamız gerektiğini, Kur'an'da şefaat konusunun e, neyi anlattığını ve bizim oradan ne alarak hayatımıza ne geçirmemiz gerektiğini. Ee, sevgili hocamız Hı. Profesör Doktor Abdülaziz Bayındır'dan öğreneceğiz. Ee, hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Nasılsınız? Allah razı olsun. Öncelikle şefaat nedir? Şefaat dediğimiz zaman e, ...ahirette... ahirette Allahü Teala'nın cezasına vereceği cezaya karşı Allah'la kulun arasına girip e, kul lehine Cenab-ı Hak'tan bağışlanma dileme Hı. ki buna işte kurtarıcılık da diyorlar. Din ve diyorsunuz. Hür olan yalnız Allah'a kul olandır. Çünkü o her şeyin sahibi. Ben de sahibim. Bana herkesten yakın. Her yerde var. Her, bütün güç onun elinde. Ama sen Allah'ı ikinci sıraya koyduğun zaman Allah da seni ikinci sıraya koyar. Çünkü yaptığının cezasını çekersin. İşte şey de Allah'ı ikinci sıraya koyan insanlar. Allah'ı inkar etmiş oluyorlar mı? ikinci sıraya koyduğuna göre inkar etmemiş oluyor. İnkar etmez. Varlığı Allah, ile ilgili bir Allah problemi inkar inkar etmediği yani. için hepsi kendini mümin düşünür. Onun için bak Hicr suresinin ilk ayetinde Allahü Teala ne der? 15. sure istersen evet. bak. Evet. Bütün kafirlerin ikinci ayeti galiba he, hocam. 15. Bütün kafirler kendilerini mümin saydıkları için Allah'a teslim olamamaktan dolayı sıkıntıları vardır. Sen olmasaydın yaratmazdım. Yani Resulullah var mıydı? Peki Allahü Teala bilmiyor o zaman. Estağfurullah. Evet. Ve ma Muhammedun illa Resul kat min kablihi rusul Ali suresi 150 mi? Öyle olması lazım. Oralardan bir yer. Muhammed sadece elçidir. Ondan önce de çok elçiler gelmiştir. Ondan önce de elçiler gelmiştir diyen Allahü Teala o zaman bu işleri bilmiyor demektir. Peki Allah gökleri ve yeri ne için yarattı? Kur'an-ı Kerim'de demiyor mu? Evet. Söylüyor hocam açıkça. Sizin için yarattım demiyor mu? Bütün insanlar için yaratmıştır. Allah'ın varlığına ve birliğine inanmayan hiç kimse yeryüzünde yoktur. Tekrar merhabalar sevgili izleyiciler. Doçent Doktor Zeki Bayraktar hocamızla tıptan örneklerle indirilmiş ve yaratılmış ayetleri birlikte incelemek başlıklı programımıza bölümümüze devam ediyoruz ee, ve bu bölümümüzde yeni bir konuya geçeceğiz ama e, az evvelki konumuzdan bir şeklimiz daha var, bir görselimiz daha var. Onu da görelim, kısaca onu da e, alalım hocamızdan. Sonra yeni konu yeni bölüme geçelim. E, o görselimizi alalım. Buyurun hocam. Nedir burada bize? E, işaret edeceğimiz nokta. Evet, şimdi az önce Araf 172'de tam da ayetin lafzında söylendiği gibi Adem oğlunun <laughs> sırtından zürriyetini aldığımız zaman ifadesi vardı. Ve bunu bir şekilde izah etmiştik. Şimdi burada daha net anlaşılsın diye. Şimdi burada erişkin bir insan hı hı. E, şematizasyonu var ama bunun tabi bebek olan halini düşünelim. E, düşünelim. Kırmızı nokta e, ok Al, işareti alalım şekli. şekil dursun orada. Evet. E, bu sağdan ve soldan e, ok işaretiyle kırmızı olarak işaretlediğim alan e, bir bebekteki yumurtaların yani gonadların zürriyetin üretim merkezinin bulunduğu noktadır. Soyun üretim merkezinin. Evet. Evet. Ana rahmindeki bir bebekten bahsediyoruz evet. ama. Ve buradan da herkesin hemen anlayacağı gibi bölgenin adı nedir? Gördüğünüz üzere sırt. bizim sırt dediğimiz bölgedir. Demek ki buradan alınıyor zürriyetimiz. Ayetin tam da lafzında söylediği gibi hani müfessirlerin müşkil durum yaşadığı bunu bel diye anlamaya gerek yok. Tam da gördüğümüz üzere gonadlar sırt bölgesinden alınıyor, aşağı doğru daha sonra iniyor. Evet, evet bu bu şekilde de daha net evet. bir biçimde. Demek ki bu misal oldu. yani bu قالوا هل استعبد şeyi bu aşamada yapılan, yapılan bir durum. Mahiyetini yine mecaz mıdır, kelam olarak mı yapıldı? Şey mi? O Tabii o ayrı bir ayrı konudur. bir konudur ama bunun zamanının ana rahmindeki dönem olduğunu söyleyebiliriz. Söyleyebiliriz. Ee, bir cümlede daha şöyle buyurun, yapalım buyurun. Bu ana rahminde Rabbimizin fıtratımıza yerleştirdiği tevhid bilincidir. Bunun bu tevhid bilincinin e, aktive olması şöyle diyelim. Blue çağında oluyor diyebiliriz. Böyle hmm. bir yorum yapabiliriz. Yani neticede fıtrata o yerleştiriliyor. Ama bunun ortaya çıkması Blue çağından sonra. Yani alıyor. şunu Tabii mu söylüyoruz itibarıyla. Blue çağından itibaren hiçbir insanın Allah'ın varlığı ve birliği ile ilgili bir şüphesi kalmamış oluyor. Evet. yoktur. Yani hayata bu şekilde başlamış oluyor sorumlu o hayata. Yani insan evet, vücudu, bedeni, fıtratı, genetik kodlaması bu bilinçle bu bilinçle yaratılmıştır. yaratılmıştır. Ayetlerin bize söylediği budur. Kıyamet günü hiçbirimizin buna itiraz etme şansımız yoktur. Bu bizim genetiğimizde var olan bir programdır. Program. Böyle diyelim özetle. Hı -hı. Tamam. Ee, şimdi burada şimdi izleyicilerimize şöyle bir özetle belki yapmak gerekebilir. Biz burada Allah'ın yarattığı ve indirdiği ayetleri nasıl birlikte değerlendirmiş olduk? Yani şunu yapmış olduk. Ben Yanılıyorsam düzeltirsiniz hocam. Allah'ın indirdiği ayette bahsedilen lafızla yarattığı ayette meydana gelen olayın birbiriyle tam örtüştüğünü gördük ve dolayısıyla bu olayın gerçekten de bir zamanı olduğunu, bu zamanın ne zaman olduğunu tespit edebildik ve ondan sonrasının Allah'ın indirdiği ayetlerle zaten o sözün nasıl olduğu vesaire kısmının daha rahat anlaşılmasını, zamanını, yerini biz burada tespit etmiş olduk. Bu iki arasındaki uyumdan kaynaklanıyor. E, ya teşekkürler. Ben aslında unuttum doğru. Şimdi biz bu ayeti e, bir hekim olarak ne oldu da şimdi evet ben şahidim ki bu anladım ki bu Kur'an bir beşer sözü olamaz. Hani nasıl diyorum? Evet. Şimdi ben bir hekim olarak gonadların sırt bölgesinden alındığını biliyorum. Bütün hekimler bunu 3 aşağı 5 yukarı bilir. Eğitimin ihtisasınız bu alanda. Evet. Zaten. Ama bunun 14 asır önce insanlar tarafından bilinmesi mümkün müydü? Bu daha son 100 yılda, hadi bilemediniz 200 yılda yani modern embriyoloji döneminde bilinen bir husustu değil Hı -hı. mi? 14 asır önce yaşayan bir insanın bunu bilmesi bir kitaba yazması mümkün olabilir mi? Nitekim mümkün olmadığı için zaten klasik dönem müfessirleri... İşte bu kelime kelime anlamı sırt olmasına rağmen bunu bel diye yapmışlar ne kadar zorlanmışlar Çünkü bilinmiyor o zaman hocam tersinden gidelim elinde Kur'an olan <laughs> Allah'ın kitabı olan bir toplum değil de Allah'ın bu ayetlerinden hiç haberi olmayan bir başka toplumun bu e, araştırmayı yapıp Allah'ın sadece yarattığı ayeti okumak suretiyle e, bu bilgiyi ortaya koyuyor olması da bizim için ya da elinde Kur'an olan bir toplum için eleştirilecek. Eleştirilecek tabii. ve ayıp tabii. ayıp bir durum yani açıkçası. E, tabii. Yani belki el, el, de bu el çok evet. daha evvel. Siz diyorsunuz ya 100 yıldır bilinen bir şey. Belki biz bu Allah'ın indirdiği ve yarattığı ayetleri birlikte okumayı başarabilseydik, e, bunu belki birkaç asır önce, belki çok daha önce bulmuş olacaktık. E, tabii çok haklısınız. Zaten şu anda da Kur'an'ın bu konuda bize açtığı ufuklar var. Yani o ayetlere bakarak biz aslında ilmi araştırmalarımızı o konularda yoğunlaştırıp e, Şu anda bir takım şeyleri insan diğer insanlardan, diğer toplumlardan çok çok daha önce fark edebiliriz, fark etmeliyiz. Ama bunun için işte bilincimizin bu yöne odaklanması lazım. Yani biz alim dediğimiz zaman sadece Arapça bilen insanlar veya tefsir alimi anlamamalıyız. Bu bir ekip işi. İşte bunu e, günümüzde hani yapan malum hocalarımız var yapmaya çalışıyorlar ama olur mu hocam ayetlerin büyük bir kısmı indiği döneme has e, hükümler evet. içer mi <laughs> İşte İşte bu ayetler bize onun öyle olmadığını Onları da yok. gösteriyor yani bu müteşabih ayetlerin bir bölümü 14 asır önceki insanlar tarafından ilim adamları tarafından değil günümüzdeki ilim adamları tarafından anlaşılıyor hmm. muhtemeldir ki 100 yıl sonra 200 yıl sonra yeni anlaşılacak olan müteşabih ayetler var Peki Allahu Teala bu müteşabih ayetleri niçin buraya serpiştiriyor? Yani bu müteşabih A'raf 172 öyle anlasak, şöyle anlasak bizim namazımız 5'ten 6'ya çıkmıyor, 4'te inmiyor. <laughs> evet. Muhkem ayetlerle ilgili bir husus yok. Do doğru mu? Evet. O zaman neden Allahu Teala sadece muhkem <laughs> muhkem ayetlerinden ibaret bırakmadı kitabını da bu ayetleri de koydu kitabına? Çünkü her döneme hitap eden bir kitap olması için kıyamete kadar canlılığını mucize özelliğini koruyan bir kitap olması için yani evrensel ve şey olması için bunlara ihtiyaç vardı Demek ki hı hı. ve biz buna dayanarak ben şimdi normal pozitif bilim olarak bildiğim zürriyetin sırttan alınması meselesini bu ayette gördüğüm zaman şunu demekten başka yapacak çarem yok Allah'u ekber Evet. Yani bu bu kitap asla bir beşer ürünü olamaz. Bu ancak Allah'ın bir kitabı olabilir ve evrensel olmak zorunda. Çünkü ben bunu daha şimdi anlıyorum. Bu demek ki daha sonra daha neler ortaya çıkacak. Kında evet. bir deliliye yani ya, bakın konularda veya. Hadi 100 yıl önce bulunan bir şeyi 14 asır önce haber veriyor. Hı hı. Buradan bizim çıkaracağımız ders sizin söylediğiniz gibi işte Bizim 14 asır önce Kur'an'ın haber verdiğini bak biz şimdi bulduk bunu değil. Kur'an'ın bu tür şeylerinden hareketle belki birçok şeyi bulmamız lazım. Ama şunu da ifade edelim. Bunu da e, unutmamak lazım. Tabi Kur'an'ın bir tıp ve matematik ve fizik kitabı olmadığını da El söyleyelim. Elbet, elbet, elbet. Yani bunlar bu müteşabih ayetler. Zaten öyle olsaydı yaratılmış <laughs> ayetlerle birlikte okunması gerekmezdi. O zaman evet, sadece yani, Kur'an okumak e, yeterdi hocam. Yani o anlamda da bir yanlış mesaj verilmesin. Çünkü bu da istismar edilen bir konudur. Hatta derler ya Kur'an din konusunda müminlere lazım olan her konuyu ihtiva eder. Ve hem de tafsilatlı bir şekilde ihtiva eder diyoruz. Ayetler öyle söylüyor öyle çünkü. Evet. O zaman diyorlar ki bir takım insanlar madem öyledir, madem Kur'an her şeyi ifade ediyor. O zaman tıpla ilgili kitapları bırakın kenara sadece Kur'an okuyun veya matematiği bırakın Kur'an okuyun. Böyle bir şey yapamıyorsunuz. Bu, bu Fussilet suresindeki okuduğumuz ayete aykırı. Birlikte okuyun diyor Allah. Elbette. Yani hiç kimse, hiç kimse Kur'an'ın kendisi başta olmak üzere bu her konuda tafsilat içeren bir kitaptır demiyor. Müminlere lazım olan her konuda tafsilat içeriyor diyor. Yani bir mümin olarak bizim neleri yapmamız gerekiyor? Nelerden kaçınmamız gerekiyor? Emir ve yasaklar ve tavsiyeler onlar tahsilatlı bir şekilde Kur'an-ı Kerim'de var. Hı hı. Ama diğer konulardan örnekler var. Serpiştirilmiş ayetler var. Dolayısıyla hocam bunu karıştırmayalım. Bu, e, şimdi bu ayetleri birlikte okuma, indirilmiş, yaratılmış ayetleri birlikte okuma meselesini... Diğer bizim başta verdiğimiz ayetler, daha bundan sonra mesela bir sonraki bölümde Mümin Suresi'nden ayetler var. E, bunları değerlendirdiğimiz zaman biz ne olursa olsun... İlmi çalışmalarımızı yaparken yani sizler veya bilim adamları e, vahiy de bir referans nokta e, hatta belki ilk çıkış noktası e, olarak almak durumunda olduğumuz ortaya çıkıyor. Yani insanlığın bugüne kadar yapmadığı bir ya da belli bir dönem belki yapmışlardır bilemiyorum ama e, en azından bugün uygulamadıkları bir şeyin yapılması gerektiğini ben anlıyorum. Siz de öyle anlıyor musunuz bilmiyorum. Ya elbette öyle en azından şunu söyleyebiliriz. Yani bugün e, tabii insanlık... E, Asırlar boyunca bir tecrübe elde ederek neticede kevni ayetleri okuyarak belli bir noktaya geldi. Hı hı. Eğer böyle değil de sizin söylediğiniz gibi vahyi öncelemiş olsaydı belki bugün geldiği noktayı binlerce yıl önce gelmiş olacaktı. Bir de ben şunu da düşünüyorum hocam. Eğer vahyi öncelerseniz e, ve bu yaratılmış ayetlerle indirilmiş ayetler arasındaki e, şeyi çabucak göreceksiniz ya. Önce vahyi aldığınız için e, sonra o vahiydekini araştırmak durumunda kalacaksınız. O zaman sizin yaratılmış ayetlerde yapacağınız deneme yanılmaların azalacağını düşünüyorum. Azalması gerekir. Daha çabuk sonuca ulaşmanız gerekir. Belli diye konularda olabilir ama bütün konularda tabi olmaz. Yine Genelde yanlış bir mesaj ki olabilir. Ki ama. Yani neticede şunu söyleyelim tekrar: Bu ayet, yani kevni ayetlerle birlikte okunması gereken, okunan ayetler Kur'an'ın mucize olduğunu kanıtlayan ayetlerdir. Hı -hı. Yani bu ayetlerin bütün pozitif ilimleri açıkladığını söylemek de yanlış olur. Hı hı. Ama bu ayetler Kur'an'ın mucize olduğunu kanıtlar ve bu ayetlere dayalı olarak insanlar, biz hepimiz evet biz bu kitabın Allah'tan gelen Hak kitap olduğunu kabul ediyoruz, biz buna şahidiz diyebiliriz demeliyiz ve o halde bu mucize kitaba göre de yine ben şahidim ki Muhammed Allah'ın elçisidir. Bize bunu söyleme imkanı veriyor. Böyle bakmak belki bence daha doğru tamam. olur. Peki hocam o zaman e, devamındaki konumuz nedir? İkinci e, ayetimiz nedir konuyla ilgili? Şimdi da, ikinci ayeti necim? onu biz e, zaten bölüm ayetimiz. Onu izleyelim, öyle, öyle tamam. Peki. Peki. Böylece yazılı Peki. olarak görmüş olur tamam. izleyicilerimiz. Biraz sonra birlikteyiz. eşleri, erkeği ve dişiyi yaratmıştır. İkisini de ölçüsü konduğu sırada döllenmiş yumurtadan yaratmıştır. Necm Suresi 45 ve 46. Ayetler Evet hocam ayetimizi gördük Necim suresinden buyurun siz de isterseniz e, tekrar şey yapın 45 ve 46. ayetler. Evet şimdi bu ayette e, ifade edilen şeyin e, zaten bunu verdiniz. Bir başka benzer ayet daha var. E, Kıyamet 37-39. Kıyamet suresi. Evet e, o akıtılan bir meni damlası değil miydi? Sonra dönlenmiş hücre. Bu safhada Allah onu yaratıp ona şekil verdi. Ondan yani o meniden iki cinsi erkeği ve dişiyi var etti. Hı hı. Şimdi bu ayetler özellikle erkek ve dişi çiftini yaratan odur. Atıldığı zaman meniden. Yani e, min gibi ayetleri şey yaptığımız zaman ayetler bize şunu söylüyor. Ee, erkekten çıkan hücreden yaratılmışlığa bir vurgu var. İki cinsin de oradan neşet ettiğini söylüyor. Hı. Yani normalde bir gebelik ürününün meydana gelmesi için erkekten gelen sperm ve kadından gelen ovum dediğimiz yumurtanın birleşmesi ve döllenmiş yumurtanın oluşması, oluşması, oluşması meydana geliyor. Döllenmiş yumurtadan bazen erkek, bazen kız bebek doğar bilirsiniz. Hı hı hı. Fakat bu ayette erkek ve dişinin birleşmesi yani doğacak bebeğin e, cinsi ne olursa olsun e, erkekten akıtılan meniden neşet ettiğini de bir hocam vurgu var. Söylediğiniz? Necim 45 46 da kıyamet 37 39 da. Kıyamet 37 39. Evet. Şimdi acaba burada bizim bugünkü pozitif bilimlerde var olan şeye ters bir durum mu var yoksa tam bir mutabık bir durum mu var? Tam e, bu 8. görselimizi gösterebilir miyiz? Tabii. Tabii hemen, hemen o alalım. şeye geçelim. Sekizinci görselimizi görüyoruz şu an. Evet. Şimdi e, şematik olarak ifade edelim. Biliyorsunuz erkeklerde ve kadınlarda e, kromozom dediğimiz XX ve XY kromozomu dediğimiz Hı -hı. hani cinsiyeti belirleyen kromozomlar var. Hı -hı. E, her insanda 46 çift 23 çift e, kromozom bulunur. Bunun 44'ü somatik vücut kromozomu bir çifti de cinsiyet kromozomu denir deriz. Kadınlar sembolü zaten XX'tir. Hı hı. Erkeklerin sembolü XY'dir. Şimdi dönlenmiş yumurtada kadınlardan her halükarda X kromozomu gelir. İkisi de X olduğu için erkekten bazen X kromozomu gelir, bazen Y kromozomu gelir hı hı. spermden. Şimdi eğer erkekten gelen kromozom Y ise eee Kadından gelen kromozom her halükarda X olacağı için X ile e, er, er, ne söylemiştik? Kadından gelen X, Y X. ise mi demiştik? Y ise evet. X ise diyelim önce. Tamam. Erke, kadından gelen, e, pardon erkekten gelen X ise kadından tamam. gelen de her halükarda X olacağı için XX. birleşen XX oluyor. Yani çocuk, bebek e, Kadın, doğacak olan var. şey kız cinsiyetinde Hı. oluyor. Eğer erkekten gelen kromozom Y ise kadından yine her halükarda X geleceği için birleşince X Y oluyor. Bu sefer ne oluyor? Erkek oluyor. Erkek oluyor. Yani doğacak olan bebeğin cinsiyetini belirleyen kromozom her halükarda erkekten Erkek. gelmiş oluyor. Hmm. Cinsiyeti belirleyen spermden gelen kromozomdur. Hmm. Dolayısıyla doğacak bebeğin cinsiyetini tayin eden Erkekten gelen menidir. Evet, tam da Meni. bu 37. Evet. kıyamet Meni. 37. Evet. yani işte ayette if, iş, işaret edildiği üzere. Hı. Şimdi biz bunu ne zaman biliyoruz bu bilgiyi, bu kromozom bilgisi 50 yıldır, 100 yıldır, hadi bilemediniz 200 yıldır, 300 yıldır gitmez o kadar geri de biz götürelim. Biz, biz götürelim. Ya peki 14 asır önce var olan bir kitapta bunun bir insan tarafından bilinmesi yazılması mümkün olabilir mi? Bu evet. mümkün değil. Ya dolayısıyla işte biz bu ayetleri okuduğumuz zaman bunu tekrar bunun bir Allah'tan gelen kitap olduğuna bir kez daha tanıklık ediyoruz. Bu bağlamda aslında herkesin bildiği bir ayeti de bu bağlamda de değerlendirebiliriz. Hani ne dedik? doğacak olan bebeğin cinsiyetini belirleyen her halükarda Erkekten spermden gelen, sperm. gelen evet. e, kromozomdur. Evet. Şimdi Bakara 213 biliyorsunuz e, nisa öküm harsun leküm hanımlarınız eşleriniz sizin tarlanızdır, evet. tarlanız gibidir diyor. Hani malum bir şeyimiz var tarlaya ne ekerseniz onu biçersiniz lafı var Hı -hı. yani tarlaya hangi kromozomu verirseniz o kromozomu Alırsın. o kromozomun cinsiyetini. Ha, bu, oraya da bir işaret. Buraya olurdu. da böyle bir hani yorum yapsak çok e, abes kaçmaz Hı -hı. yani. Dolayısıyla e, bu ayetler ve buna benzer başka birkaç da ayet var, e, doğacak olan gebelik e, ürününün, doğacak olan bebeğin cinsiyetinin spermden geldiğini belirtmiş, işaret etmiş Peki. oluyor. Bunu biz kevni ayet olarak bugün biliyoruz. Lafz ayet olarak Kur'an'da görüyoruz. Hı hı. Bu iki ayetleri birleştirdiğimiz zaman diyoruz ki bu bir insan sözü olamaz. Olamaz. Ee, bu fazla diğer ayetleri şey yapmaya gerek tamam. yok. Bu diğer konuyu şey geçelim. yapalım. Ee, bir e, bununla bağlantılı olarak onun detayına giremeyeceğiz ama bu çok sorulduğu için ayet-i kerimelerde çok net olarak ee, biz insanı bir erkek ve dişiden yarattık diyor. Hı hı. Yani üçüncü bir cinsiyet yok. Bunun hangi konuyla bağlantılı söylediğimi siz tahmin ettiniz. Evet hocam, H hocam hucura, yani isterseniz hocam. ayrıntısına girebilirsiniz. Yani sonuçta e, anlatalım, e, olay açıklığa kavuşsun. Evet, yani, Bunun çok fazla detayına... Yani şunu, şunu söylüyoruz, e, söylüyorsunuz zannediyorum. E, üçüncü bir cinsiyet yani eşcinsellik, evet. biyolojik Bak, ya da doğal bir şey... Yok. değildir. Değil. Tabii malum son zamanlarda sanki bunun doğal, fıtri bir şey olduğu konusunda bir propaganda var. Bu e, ilmen nasıldır <laughs> hocam? Önce isterseniz o, o kısmı. Şimdi bu alalım. konuda e, maalesef değil. Bazı psikiyatri dernekleri e, tabii batı kökenli şeylerde bazılar ama hepsi değil. Böyle bir tanınmama, bunun bir doğal şey olduğuna e, dair bir e, yaklaşım sergiliyorlar. Fakat biz şimdi üroloji ile bağlantılı ee, olarak söyleyelim. Şimdi neticede e, hakikaten bazı şeylerde doğumlarda intersex dediğimiz, hani tıp, şey, fıkıh dilinde hünsa deniliyor ya, hı hı, evet. e, hani çift cinsiyetli gibi değerlendirilen bazı doğumsal anomaliler var. Fakat biz o doğumsal anomalle olan şeyleri ameliyatla düzeltiyoruz. Tabii komplike ameliyatlar gerekiyor. Ama neticede kromozom analizi yaptığınız zaman onlarda da ya XX çıkıyor ya XY çıkıyor. Büyük hmm. oranda XY ile e, bağlantılı ilave şeyler de oluyor ama kategorize ettiğiniz zaman mutlaka yine genetik ve kromozom olarak bir cinsiyete ayrışıyorum. Hmm. Ama yani ya erkek ya, ya erkek, erkek, dişi oluyor. Hı? Evet ama nasıl oluyor? Şimdi bunu şöyle ifade edelim. Şimdi doğumsal anomalini olan bebekler var. Diyelim ki bir bebeğin kolu sakat olarak doğuyor, oluyor yani böyle Tabii. şeyler. Veya bacağı gelişmemiş, kolları gelişmemiş olarak bebek doğabiliyor mu? Doğuyor. Evet. Bu şekilde doğan bir bebek için bu erkek midir, dişi midir diye bir şüpheye düşüyor muyuz biz? Elbette hayır. Ne oluyor? Bir organı eksik gelişiyor. Şu veya bu nedenden dolayı değil mi? Peki kolu eksik geliştiği zaman... Bacağı eksik geliştiği zaman, kulağı burnu eksik geliştiği zaman biz o bebeğe bu erkek midir, şey midir belli değil demiyoruz da. Niye genital organlarında buna benzer eksiklik geliştiği zaman ya bu nedir bir anlamıyoruz diyoruz şundan dolayı. Çünkü dış görünüşe göre onun ne olduğuna karar veremiyorsunuz. Hmm. Veremiyoruz. Yani ilk bakışta onun çünkü doğan bebeğin erkek mi kız mı olduğuna neye dayanarak şey yapıyorsunuz, dış genital organlarına evet. bakarak karar verebiliyorsunuz. Dış genital organlarında da bir gelişim anomalisi var olunca o zaman şüpheye düşüyorsunuz. Ama analiz yaptığınız zaman, onu görüntülemeye tabi tuttuğunuz zaman, ultrason ve bir takım filmleri yaptırdığınız zaman onun erkek mi dişi mi olduğunu ayırt ediyorsunuz. Bir takım hormonal gelişim eksikliğine bağlı olarak hem erkek gibi hem dişi gibi görülüyor. Tedavi altına alıyorsunuz düzeliyor. Ama bazılarında da Gerçekten ciddi ameliyatlar gerektirebiliyor bazen. Çünkü hem testisi hem overi bulunuyor hmm. bazı şeylerde. Onun ya testisini ya overini almanız gerekiyor. Niçin bunlar oluyor? İşte o ana rahmindeki gelişim aşamalarında bir takım aksaklıklar meydana geliyor. Hmm. Yani sonuçta e, testis veya over dediğimiz şey bir şeyde farklılaşmadır. Ya testis tarafına farklılaşacak ya over tarafında farklılaşacak. Hmm. Farklılaşma aşamasında bir duraklama meydana geliyor. Şu veya bu nedenden dolayı. Duraklama meydana geldiği zaman da o dış genital organları tam şekillenmemiş oluyor. Hmm. Özetle şunu söyleyeyim. <laughs> Neticede bizim bu hünsa veya interseks dediğimiz <laughs> bu anomali hastaları e, tedaviyle an, e, ameliyatla bunların bazıları zor ve aşamalı da oluyor kabul ediyoruz hı hı. ama e, olduğu şeye e, döndürüyoruz veya eksikliğini gideriyoruz hı. öyle diyelim yani bu bu kişilerin e, üçüncü bir cinsiyet olduğunu evet. söylemek mümkün böyle, değil ha, böyle kromozom analizi neticede her şey kromozom şeyiyle belli oluyor hı hı. değil mi hı hı. kromozom analizi yaptığınız zaman her şey yok, ya başka. erkektir ya dişidir yani bir ayrışma var üçüncü bir kategori yok hı. bizim ara kategori veya interseks veya işte hünsa dediğimiz şey ilk etapta erkek midir dişi midir olduğuna karar verilemeyen bir organ gelişim eksikliğidir hı hı. kolunun olmaması ayağının olmaması gibi, gibi. Evet. yani şöyle söyleyelim bir bebek doğduğunu düşünelim kolu da yok e, ayağı da yok ki böyle bebekler doğuyor Tabii. biz o bebeğe bu insan bebeği değil bu bir kuştur diyor muyuz? yani Böyle bir veya bu işte tabii, tabii. bir hayvan yani, yavrusudur diyor muyuz? Yani onun e, kromozom yapısını tayin ettiğiniz zaman onun bir insan genomunda olduğunu anlarsınız Zaten yani, görüyorsunuz. Bunu bir örnek olarak verdim tabii. Yani tabii ya ki aslında. yani e, ya konu açıklıkla anlaşıldı zannediyorum hocam. Peki şunu da sorayım son olarak. Bu e, Kur'an'da da böyle bir cinsiyete bir atıf yok hatta asla yok. Dersin... Yani mesela Hucurat 13 e, ayeti var. İşte Necim 45 46 var. Daha bir sürü şey var. Çok net olarak ya ey ey insanlar inna halaknakum min zekerin ve unsa. Biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık. Bu kadar. Bakın mesela Kur'an-ı Kerim e, şeyi söylüyor. E, hani bununla bağlantılı örnek de olsun diye söyleyeyim. Biz sizin bazılarınıza erkek evlatlar, bazılarınıza işte kız evlatlar verdik, bazılarınızı da kısır kıldık diyor. Hı hı. Yani her insan, her evlenen çift mutlaka anne baba olacak diye bir şart bir yok. Durum yok. Evet. Bazılarının bir imtihan gereği olarak tedaviyle tabi düzelen olur. Olur olmaz. O başka bir şey. Evet. Ee, ve bu ayetten ben anlıyorum ki bir üroloji uzmanı olarak demek ki Tıp ne kadar ilerlerse ilerlesin ki bu konuda çok ilerlediği kesin. Hı hı. Yani işte tüp bebek tedavileri vesaireyle bundan birkaç yıl önce 50 yıl önce asla bebek sahibi olamayan yani. şeyler olabiliyor. Ama ne kadar ilerlerse ilerlesin demek ki kesinlikle tedavi edemeyeceğimiz anne baba olamayacak bir grup insan az ya da çok olacaktır, olacaktır diye anlamak mümkün. Mümkün tabii. Bunu belirten Kur'an-ı Kerim eğer varsa olsaydı bir üçüncü kategori. Bazı Mutlaka, erkek tabii. ve dişi bir bölümünüzü de üçüncü bir cinsiyet olarak yarattık derdi yani tabii. asla böyle bir şey söylemiyor. Hatta bu tarz eğilimlerin de e, yanlış şeyler olduğunu çokça. Tabii zaten, zaten o lüt kavmiyle bağlantılı, bağlantılı olarak biliyoruz. E, o yüzden yani bunun doğal ya da doğuştan veya biyolojik bir şey değil, psikolojik ya da çeşitli e, sosyal sebeplere bağlı sonradan oluşan. ...bir durum olduğunu da buradan rahatlıkla söyleyebiliriz evet, diyebiliriz diye herhalde hocam. Hocam bir ara daha vereceğim sonra son evet. bölümümüze geçeceğiz. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Tekrar merhabalar. Start-Finish düzlüğü dediğimiz son düzlükte yükselen sözlerde bu akşam sizlerle birlikteyiz. Yine sevgili izleyiciler, doçent doktor Zeki Bayraktar hocamızla programımıza devam ediyoruz. Hemen ayetimizi izleyelim. Biraz genel bir ayet bu bölümle konuşacağımız konuyla tam olarak ilgili değil ama... ...bu bölümün ayetlerini hocamızdan alacağız... Biz ayetlerimizi izleyelim devam edelim. Size ayetlerini gösteren, gökten sizin için rızık indiren odur. Allah'a yönelenden başkası bu bilgiyi doğru kullanmaz. Mümin Suresi 13. ayet. O size ayetlerini gösteriyor. Allah'ın ayetlerinden hangisini içinize sindiremiyorsunuz? Mümin Suresi 81. ayet. Evet Allah sürekli bize ayetlerini gösterdiğini Buyuruyor hocam. Yani demek ki biz e, bu ayetleri görmemiz lazım. Yani çevremizdeki ve kendi içimizdeki ayetler e, de dahil, bu ayetleri görmemiz lazım. E, siz de gördüğünüz ayetleri bize e, burada aktarıyorsunuz. Şimdi hangi konuya geçiyoruz bu bağlamda? Şimdi e, bu son zamanlarda e, biraz da tartışılan bir konu, e, küçük kızların evliliği meselesi. Hı hı. Talak 4 Evet, 65 beşinci <laughs> surenin dördüncü ayeti. Evet. Şimdi yani biz, küçük kızların evliliği başka bir dinin konusu yani. İslam dininin tabii konusu değil. Tabii. Yani bu ne lafsi ayetin ne de kevni ayet böyle bir şey kabul etmiyor. <laughs> evet. Yani bunu çok rahatlıkla göreceğiz zaten. <laughs> Tarihselciler kabul ediyorlar. Evet. Öyle. Şimdi buradaki problem nereden kaynaklanıyor? Tabi ayeti bilenler bilirler ama biz genel olarak okuyalım Buyurun. yine. Buyurun. Estağfurullah. Bu ayette kadınlarınız içinden Adetten kesilmiş olanlarla adet görmeyenler hususunda tereddüt ederseniz onların bekleme süresi yani iddeti. Hı, hı. Iddeti bilir herkes. Evet. 3 aydır. Gebe olanların bekleme süresi ise gebe olanların iddeti ise doğum yaptıkları ana hı hı. kadardır. Doğum yaptıkları ana. Kim Allah'tan korkarsa Allah ona eşinde bir kolaylık verir. Yani söyle kısaca söyleyelim izleyicilerimize talak surenin ismi zaten erkeğin kadını boşaması. Evet. Ee, dolayısıyla erkeğin kadını boşaması sürecinde de kadının beklemesi gereken bir iddet süreci var. Evet. İddet süresi var. O iddet süresi diğer ayetlerle vesaire okunduğu zaman kadının 3 adet dönemi olması gerekiyor bir talakın gerçekleşebilmesi için. Ee, i̇şte buradaki bahsedilen iddet o iddet diye evet. ben kısaca söylemiş olayım hocam. Şimdi e, bu ayetteki Arapça e, metinde ve evet. yahitna diye ifade edilen yer tercümelerde adet görmemiş olan kadınlar ifadesinde müfessirler bunu hiç adet görmemiş kadınlar olarak tercüme etmişler geçmiş müfessirler öyle diyelim. Hı hı. Bu ayette burada böyle bahsedildiğine göre ha hiç adet görmeyen bir kadının boşanmasından bahsedildiğine göre demek ki hiç adet görmeyen kadınlar evlenebilir demişler. Hı hı. E peki tamam adet görmeyen kadınlar evlenebilir de sorun nereden çıkıyor? E hiç adet görmeyen kadın ne demek? Bulu uçağına erişmemiş kızlar demek. Demek ki onlar da evlenebilir demişler. Hı hı. Şimdi biz bunu Kevni ayetle aslında lafsi ayetlerle de yorumlayacağız. Buyurun. Nasıl bir sonuç çıkacak? Diğer ben e, o evlilik çağı aslında rüş çağı olduğuna dair ayeti söyleyeceğiz elbette. Hı -hı. Ama nasıl oluyor da ben bir hekim olarak şimdi burada bu çok vurgulu söylemek istiyorum. Buyurun hocam. Yani bu şu söylediğim cümle uzman hekim olarak söylediğim Biraz da altını çizerek söylediğim ve rahatsız edici tarzda söyleyeceğim bir şeydir. Buyurun hocam. Rahat olun. rahatsız edici tarzda derken şunu o şekilde yorumlayanlar nasıl oluyor da hiç adet görmeyen kadın eşittir buluğ çağına gelmemiş olan kız oluyor. Yani 20 yaşına gelmiş olan bir kadın hiç adet görmemiş olamaz mı? Biz görüyoruz hekim olarak. 20 yaşına gelmiş, 25 yaşına gelmiş, hiç adet görmemiş. Yani bunu böyle yorumladığınız zaman insana gülerler. Hmm. Anlatabildim mi? Dinimizi kimsenin böyle şey yapmaya hakkı yoktur. Siz böyle yorumladığınız zaman, bu ayeti böyle yorumladığınız zaman zaten yanlış bir yorum yaptığınızı tıbbi olarak, bir hekim olarak tabiri caizse işte batılı insanlar veya İslam'a mesafeli olan insanlar Size eleştiri getirirler. Siz demek ki böyle yorumluyorsanız sizin yorumlarınızdan bir hayır çıkmaz derler. Hı hı. Şimdi neyse uzatmayalım. Biz tıbben biliyoruz ki bir kadın e, yaş olarak ergenlik çağına geldiği halde. Yani mesela 20 yaş diyelim. Hani normal 13, 14, 15'ten daha yukarıda verelim. Hı hı. 20 yaşına geldiği halde şu dört nedenden dolayı adet görmemiş olabilir. Bu ayet işte bu, bu ayet bu dört şeyi de burada bahsediyor. Bir, bizim tıbbi olarak primer amenore dediğimiz yani hiç adet görmemiş olabilir. İki, adet görmeye başlamış ama adetleri üç aydan daha uzun aralar vermiş olabilir. Vermiş olabilir. Sekonder amenore diyoruz. Yani düzensiz bir düzensiz. Düzensiz bir... adet demeyelim. Bir, üç kur. Ha, o, e, Tabii. Ha, tamam. o sekonder amenore teknik bir tariftir. O tanıyı alması için. 3 kur atlaması lazım. Hmm. Yani 3 ay diyelim kabaca. Başka bir rahatsızlık. Yani. Evet. Ee, bir primer primer amenore, iki sekonder amenore, 3 gebe kalan bir kadın adet görmez. Bunu herkes bilir zaten. 4 menopoza giren bir kadın zaten adetten adet kesilir. Kesilmiş Değil mi? Olur, evet. İşte bu ayet bizim tıbben bu 4 ana kategoriye ayırdığımız 4 durumda da iddet müddetinin ne olduğunu söylüyor. Hı -hı. Şimdi diyor ki eğer sizin kadınlarınızdan adet görmeyen veya adet gördüğü halde arası açılan kadınlarınız varsa onların iddet müddeti 3 kurdur. Gebe kalanların iddet müddeti zaten doğum yapmalarıdır. Menopoza giren yani adetten kesilenler içinde e, yine 3 aydır. 3 ay. aydır demiş oluyor. Şimdi biz tıbbi olarak, kevni ayetler olarak biz bunu söylüyoruz, söyleyebiliyoruz. Peki nasıl oluyor da insanlar, müfessirler sadece bu ayetteki adet görmeyen ifadesinden adet görmeyen e, kadınlar eşittir, küçük kız çocuklarıdır sonucunu çıkarıyorlar. Yani art niyetli eğer değil isek sadece şöyle düşündükleri için bu sonucu çıkarabilirler. E, 15 yaşına geldiği halde, 16, 17, 18, 20 yaşına geldiği halde bir kadının adet görmemiş olabileceğini bilmedikleri için. Yani öyle değil mi? Ama biz bunu tıp ben bunu biliyoruz. Bu hormonal nedenlerden dolayı olabilir, bir takım anatomik bozukluklardan dolayı olabilir. ilaçla tedavi edilmesi gerekebilir, ameliyatla tedavisi edilir ki bunların bir bölümü yani aslında adet görüyordur. Ama adet kanaması dışarıya çıkmıyordur. Böyle de oluyor. Onlar bir cerrahi, himen imperforatus dediğimiz cerrahi bir müdahale gerektiren bir durumdur. Ama hormonal nedeninden dolayı adet görmemiş de olabilir. olabilir evet. Ama bu adet görmemiş olması o e, şeyin e, buluğ çağına e, gelmesi yani 17-18-19-20 yaşına kadar gelen Hatta daha fazla ileri yaşa geldiği halde de bu olabilir yani. Yani şimdi görelim. adet görmedi diye 25 yaşına kadar gelmiş birisine uçağına ermedi mi diyeceğiz demek evet. istiyorsunuz. Yani ben yani. diyorum ki şimdi somut olarak nasıl olur da siz adet görmemiş bir kadın eşittir küçük kız çocuğu diyorsunuz. Bunu söylerken buradaki deliliniz nedir? Veya nasıl bir mantığa dayanıyorsunuz burada? Hiç mi ya bunu aslında modern bilimin de e, çok fazla şey bu 14 asır önce de bu gözlenebilen bilinebilen bir durum olması lazım. Hocam ama tarihselciler özellikle yani pek çok başkaları da diyordur muhtemelen de ben tarihselcilerin söylediğini gayet iyi biliyorum. Hatta yazdıkları süper ilmi makalelerde falan var yani orada işte bu e, bunun böyle olduğunu yani sizin söylediklerinizi biliyorlar. İşte diyorlar ki bu tıbbi bakımdan da bunun e, o gerçekleşebileceğini, bunun bir anomali olduğunu söylüyor birileri ama Peki adet bu, bunu niye kastediyor Bu olması? bu zorlamadır. Bu zorlamadır Hayır. diyorlar Hayır. hocam. Şimdi tamam geçmişi bırakalım. Hadi geçmiş müfessirler A Araf 172'de olduğu gibi diyelim ki o dönem hani bu bilinmemesi mümkün değil de neticede toplumdaki var olan şeyde gözlemlenebilen bir husustur bu. Hı hı. Ama geçmişi bırakalım. Şimdi biz tıbben 17, 18, 20 yaşına geldiği halde yani ergenlik çağına ulaştığı halde ergenlikle ilgili gelişimsel durumunu bitirdiği halde adet görmemiş olan bayanların olduğunu biliyor muyuz? Biliyoruz. Evet, biliyoruz. Bu kesin, değil mi? Hı hı. Peki yine o çağlarda. Adet görmeye başladığı halde daha sonraki dönemlerde muhtelif nedenlerden dolayı adetleri 3 aydan daha fazla ara açılan kadınların olduğunu biliyor muyuz? Hı hı. E biliyoruz. İşte tamam biz e, primer amenöre, sekonder amenöre dediğimiz durum budur diyoruz. Ama diyorlar ki hayır buradaki ifade Arapça olarak hiç adet görmemiş anlamına geliyor. Onun da öyle olmadığını biliyoruz. Nereden biliyoruz? Ee, Doktor Fatih Orum'la beraber benim bu konuda yazdığımız ve Ankara İlahiyat Dergisinde yayınlanan bir mak bilimsel makale var. Hı hı. İlgi duyanlar o makaleyi okuyabilirler. Doktor Fatih Orum, ayetin Arapça'sı üzerinden bunun o şekilde olamayacağını. Ee, ben de tıbbi açıdan hı hı. bu anlattıklarımızı daha detaylı olarak orada izah ettik. O makaleyi Dolayısıyla... de Süleymaniye Vakfı Ork sitesinde bulabilir sevgili izleyicilerimiz. Yani bu konuya e, ilgi duyan izleyicilerimiz evet. orada da var. Evet veya Google'dan işte Zeki Bayraktar Fatih yorum diye aratıp Or oradan Or da Talak 4 diye yazarsanız ayet karşını makale karşınıza çıkıyor. Oradaki lemyahetne ifadesi hiç adet görmemiş olarak sadece yorumlanamayacağını Arapça kuralı açısından da o makalede izah ediliyor. Ama velev ki öyle olduğunu kabul edelim. E, tıbben biliyoruz hiç adet görmemiş kadınlar, kızlar olabilir. 17-18-20 yaşına kadar geldiği halde. Hı hı. Yani sayısı %1 olur, %3 olur, %5 olur. Önemli değil yani oransal olarak. Sonuçta var mı? Sonuçta var mı? Var. Peki o zaman bununla bağlantılı olmadığına dair bir deliliniz mi var? Yani burada... O şey, o zaman şunu demiş olacaksınız, bu ayette kastedilen o değildir. O zaman bu durumda olan şeylerle ilgili bir iddet müddeti belirtilmemiş demektir. Evet. Doğru mu? Evet. Böyle bir şey olabilir mi? Mümkün değil. Yani şimdi ben birçok örnek veriyorum. Şimdi ben hiç çevremde açlık tehlikesi yaşayan, açlıktan dolayı ölüm ee, yani dünyada bunu duyuyoruz ama böyle bir tehlike yaşadığı için domuz eti yemek zorunda kalan bir insan duymadım bugüne Hı -hı. kadar. Ama Kur'an-ı Kerim bundan bahsediyor değil mi? Evet. Hem de dört ayette. Evet zorunlu kal kalırsanız. Demek ki geçmişte veya günümüzde veya gelecekte az ya da çok böyle bir durumla karşılaşılabilir. Hı -hı. Ha bu milyarda bir mi olur? Bir kişi o, mi olur? On milyardan bir mi olur? Çok mu olur? Bilmiyoruz. Bu kadar nadir yaşanan, yaşanan veya yaşanacak bir durumdan bile, yani nadir yaşanan derken açlıktan ölümler var Değil. da maalesef. Evet. Yani açlıktan öleceksiniz, ölme tehlikesi yaşayacaksınız, bir tamam. domuz bulacaksınız, yani o arada, o domuzu yiyebilirsiniz. Ya yani da haram çok... olan bir şey yiye, yiyebilirsiniz. He yani ayetin Aslında domuz evet, olduğu domuzdur. için söylüyorum. Evet. Ya bu çok nadir bir olay, yani hiç olmaz diyemeyiz ayet bahsettiğine göre. Ama bu son derece nadir bir olay. Bu kadar nadir bir olaydan bahseden hem de dört ayette bahseden biriler buna nazaran çok sıklıkla karşılaştığımız bir durumdan o şekildeki kadınların iddet müddetinden bahsetmemiş olacak. Öyle mi? Bu mümkün mü? Böyle bir şey olamaz. Zaten hocam bir de hukuki bir e, konu olduğu için bütün detaylarıyla anlatılmak zorunda çünkü hukuki e, konularda... Ee, bir sürü ihtilaf olabilir. Her şeyle karşılaşılabilir. Aa bu eksik, bu yazılmamış, mı falan denebilir. Yani dolayısıyla bunun da belirtilmesi lazım dediğiniz gibi. Bir kişi de bile olsa bunun ee, belirtilmiş olması lazım. Evet. Yani e, bu ayet demek ki çok net olarak tıbbi olarak söyleyelim. Kadınlarınızdan primer amenore, second teknik kullanıyorum bilinçli tamam. olarak. Buyurun. Primer amenore, secondary amenore durumunda olanlar kadınlarınızın iddet müddeti 3 aydır demiş oluyor. Hı hı. Gebe olanların iddet müddeti de zaten doğum yapmış olmalardır. Hmm. şeyi de unuttum. Pardon. Menopoz. Yani primer amenore, sekonder amenore ve menopozdaki kadınlarınızın iddet müddeti 3 aydır. Gebe olanların iddeti de zaten doğum yaptıklardır. Ayet bu ayet kadınlarla ilgili muhtemel bütün varyasyonları bize izah eden mi? ve onların iddet müddetini bildiren bir ayettir. Hı hı. Dolayısıyla bu ayete dayalı olarak, sadece bu ayete dayalı olarak hı hı. bile asla ergenlik çağından önce çocukların evlendirilebileceği söylenemez kaldı ki Nisa Suresindeki Nisa'ydı değil, değil mi? Ruşt Nisa ee, Suresinin 6. ayet. Evet. Saniye. Çünkü ben ben onu da söyleyelim. Kur'an'a göre evlilik çağı rüşt çağıdır, ergenlik çağı değil. Yani rüşt çağını da nasıl tarif ediyor? Yetimlere mallarınızı verin, deneyin, eğer kullanabiliyorlarsa e, o rüştü gösteriyorlarsa e, diye ifade var. Hı hı. E, evlenen kadınlar biliyorsunuz mehir alır, kendileri alır, kadınlar alır. Yani Nisa 6. ayet hocam. Evet. Okuyalım isterseniz şeyini. Sizin dediğiniz gibi ben buradan isterseniz şeyden okuyayım, Hadi direkt tamam. vakit kaybetmeyelim. Siz buyurun hocam. Ben tamam. Demek ki Kur'an'ın tarif ettiği evlilik çağı rüşt çağıdır. Yani e, rüşt çağını da şöyle tarif ediyor. Ekonomik olarak sahip olduğu malın, paranın yönetimini becerebilmeli. Hı hı. O kabiliyete, o şeye ulaşmalıdır. Çünkü mehir alacak o. Mehir direkt kendisine verilecek. Dolayısıyla bu ayetleri e, yanına getirdiğimiz zaman. E, Kur'an'ın tarif ettiği evlilik çağının erginlik çağı bile değil. Yani erginlik çağından sonra belli bir rüşt çağı olarak tarif edilen bu topluma göre ve kişiden kişiye göre de değişebilir. değişebilir evet. Yani bugünkü şeyde mesela 17-18 yaştır denilebilir. Bazı şeylerde daha erken olabilir. Erken geç olabilir. Ama ergenlik çağından önce olması mümkün, mümkün değildir. Değil, evet. Zaten ayet şöyle. Yetimleri evlenme çağına gelene kadar deneyin. Yani bir evlenme çağı var bir kere. Nikah evet. çağı. Zaten ayetin metninde de nikah kelimesi var. Ee, onlarda olgunlaşma görürseniz mallarını kendilerine verin. Yani olgunlaşma evet. dediğimiz rüşt kelimesi. Ee, büyüyecekler de geri alacaklar diye onları israf ederek ve tezelden yemeyin diye devam ediyor. Yani sonuçta ev nikah çağından ve rüşt e, çağından bahsediyor ayet aynı ayette. Evet. Ve ne oluyor? Maalesef işte bu e, hani bu durum Kur'an bundan bahsediyor ama yani bunda yani fıtratı rahatsız eden bir durum ama böyle olmaması lazım. Yani niye? Ya bu Arapların geleneğinde var olan bir durumdu. O zamana atıf yapılıyor denilerek de kurtulacak bir durum değildir. Yani Hocam, o zaten tam kendilerini yani bunu söyleyenlerin iddialarını kendilerini yalanlamaları oluyor. Çünkü bunu söyleyenler diyorlar ki e, Kur'an Arapların o günkü e, kültürüne göre inmiştir. Arap diliyle inmiştir. Arap, Arap diliyle in, inmiş olması Mekke e, ve e, havalisinde yaşayan Araplara hitap ediyor olmasındandır. E, dolayısıyla Arap dilindeki ifadelerle konuşur. Onların kültürüyle konuşur. E i̇şte e, burada söylüyor. E, bela hun nikah Bu da Arapça. O da Arapça. Bu da Arap dili. Nikah çağı yani bugün bizde kullanıyoruz. O, o da Arapça da yani onun ötesinde bugün bu durum bizim fıtratı din fıtrattır diyor ya yani işte Rum 30 dedik ya Hı -hı. fıtrat. Hı -hı. Bugün bu durum küçük çocukların kızların evlendirilmesi fıtratımıza uymuyor da o zamanki insanların fıtratına uyuyor muydu yani? Hı -hı. Bu Buna dair delilimiz nedir? Evet. Neyse hocam tarihselcilik başka bir din. O İslam başka. değil. yani Biz o tarihselcilik dininden burada <laughs> getirince bahsettik. Yeri gelirse sonra da bahsederiz. Biz çok az vaktimiz kaldı konumuzu bitirelim diye e, biraz şey yapıyorum. Bir konumuz daha var. Kısaca ona da değinelim isterseniz. Ne kadar kaldı? Bir, çünkü ee, bir iki konu var. Ben bir, seçeyim o zaman. Bir beş dakikamız var hocam. O zaman hadi, çok az Hadi var. bir dakikada ben <laughs> Peki. O zaman son örneğimizi de bu Tarık... Suresi'nin 5 ve 7. ayetinde hani sulp ve taraib. Tamam. Nedir hocam? Keçeli. Şimdi dedi. Fel yanzurul insanun mimma hulik insana bir bakmaz mı nasıl yaratıldı? Hulika mimma dafik ee, Yahrucun min mimme'n sulbi ve taraib. Şimdi bu da tartışılan bir ayettir malum biliyorsunuz. Hı -hı. Yani o atılan bir sudan e, yaratılmıştır. Mimma indafik. Defek, defekasyon evet. bizim tıpta da kullanıyoruz bunu yahrucu min beyni sulbi ve taraib şimdi o su sulp ve taraibten e, çıkmaktadır. Şimdi burada yine müfessirler buradaki şeyi sulp bizim kolumna vertebral istediğimiz yani omurilik e, bel kemiklerinin son bölümü hı hı. veya tamamı veya son bölümü diyelim. Taraib de Teriben'in şu çubuğu, an ekranda gördüğümüz şey. Evet o o şekil e, dursun, e, izah ederiz. Şimdi e, e, eski müfessirler diyorlar ki buradaki sulp işte erkeğin bel kemiği, terayepte kadının e, göğüs kemikleridir diye bir e, kombinasyon yapıyorlar. E, halbuki bu öyle değil. Bu tamamen erkeğin anatomisinden bahseden hmm. bir durumdur. Çünkü o atılan sudan kastedilen, meniden bahsediliyor tabii. ve erkeğin anatomisinden bahsediyor. O su, sulp ve terayip arasından çıkıyor. Çıkar. Diyor. Şimdi müfessirler niye onu öyle yorumladılar? Sulp ve terayip bel ile kaburga kemikleri arasından çıkmıyor ki o su, evet. diyorlar. <laughs> e, ya bu neyi kastediyor olabilir? İşte herhalde böyle kastediyor <laughs> olabilir. Halbuki yine aynı o e, araf 172'de olduğu gibi o atılan su, sulp ve terayibin ee, ortasından hmm. şey çıkıyor. Şimdi o e, az önceki şekli muhafaza evet. edelim. Şekil ekranda hocam. Şimdi e, bu şekilde e, ok işaret olmadığı için soldaki yazılardan 1, 2, 3, 4, 5, 6. şeydeki ductus deferens diye yazan bir şey var. Yani soldaki yazılardan 6. satırdan o çizgiyi takip ederlerse o çizginin bittiği içeride bir kanal var. Yani o kanal bizim ductus deferens dediğimiz spermlerin taşındığı kanaldır. Şimdi testislerde üretilen sperm bu kanalla kanalın içerisinden vücudun içine girer, idrar kesesinin arkasını dolanır ve prostat bezinin içerisine girer hmm. ve oradan idrar kanalına katılır. Bu tarif ettiğim bölge neresidir biliyor musunuz? Tam bizim o sulp dediğimiz yani omurga. makat bölge, omurga bölgesinin tam önü. Gibi hmm. bir durum. Yani o normalde bu anatomi bilinmediği için hani idrar kanalından çıkan bir su nasıl işte e, sulp ve terayip diye söyleniyor. Bu bir tam o sulbun önündedir. Ayrıca peki terayip ile nasıl bir bağlantısı var? Burada işte çok muhteşem bir durum var. Altıncı şekli evet Bu şekli de görelim. Şimdi bu, bu sulp ve terayip bölgesinin damar... Sinir ve len sistemi terayip bölgesinden itibaren terayip, başlıyor. E, terayip dediğiniz... yani kaburgaların son dört kaburga diyelim. Hı hı, tamam. Yani. Şu an ekranda hocam. Evet. Şimdi kırm e, siyah çizgilerle çizilmiş bir hat var. E, şekilde görülüyorsa ta böbreklerin üstünden. Hı hı. Şimdi bu çizdiğimiz hat nedir biliyor musunuz? Bizim testis kanserinde, testis kanserinin belli bir aşamaya geçtikten sonra bu bölgelerdeki lenf düğümlerini biz ameliyatla alırız. Hmm. Şimdi ne alakası var? Testis ta nerede? Bu bölge ta bakın ta böbrek seviyesine kadar evet. çıkmış. Yani teraip bölgesine çıkmış. Hmm. Niye alıyoruz o bölgedeki lenf düğümlerini? Çünkü o bölgeden besleniyor damarlar, hmm. sinirler ve biz bu ameliyatı yaptıktan sonra işte o minbe main dafik mekanizması bozuluyor. bozuluyor. Ejekülasyon mekanizması bozuluyor. Yani bu neyi gösteriyor? O sulp ve terayip bölgesinin tamamı Üreme ile alakalı. Bu mimma yani dafik yani ejekülasyon mekanizmasını yani meninin, sperm'in atılması atılmasını sağlayan, koordine eden mekanizmadır. Yani bu sistem sadece testislerden ibaret değildir. Değil. Bunun kanalları, sinirleri, damarları, lenf Dolaşım sisteminin tamamını bu organ hmm. sistemi yönetimi olarak düşürdüğümüz zaman tam da sulp ve terayib bölgesinin neredeyse tamamını kapsıyor. kapsıyor. ve bunların ortasından çıkıyor. İşte ayet ne söylüyor? Sulp ve terayib evet. arasında bu erkeklerin anatomisinden bahseden bir ayettir. Hmm. Kadınlar bu ayetin konusu değildir. Değil. Müfessirler halbuki bunu evet. kadınlar olarak ifade ederler. Hocam, Şimdi biz bu ayetleri, ok ya, evet. biz bu ayetleri okuduğumuz zaman, yani işte kevni ayetlerle bunu birleştirdiğimiz zaman Allahu Ekber, Subhanallah demekten başka bir şey yani, diyemiyoruz. Evet. Hocam çok teşekkür ederim, Allah razı olsun. İnşallah As e bir, bir daha. Dersi tane kaldı ama. kaldı. Onları da bir sonraki kitabımızdan e kitabımızda var, var mı var. o bir bölümü bir var bölüm. ama hepsi değil tabii. Tamam, ben yani, kitabınızı bir kez daha göstermiş e olayım. Kur'an ve Sünnet. Ama hangi sünnet hem bu konuların bir kısmı hem Nebi Resul arasındaki farkın detaylı olarak Kur'an'a dayalı olarak incelenmesi ve daha pek çok konuyu bulabilirsiniz. Hocam çok teşekkürler tekrar bekleriz inşallah size çalışmalarınızda başarılar diliyoruz. Allah'ın hem indirdiği hem yarattığı ayetleri birlikte okumada. Ee, başarılar diliyoruz. Bütün izleyicilerimize de. Ee, sevgili izleyiciler az sonra ödev ayetimiz var. Onu e, görmeyi ve hafta boyunca tefekkür etmeyi ihmal etmeyin. Önümüzdeki hafta doçent doktor Sinan Canan Ankara'dan İstanbul'a gelecek. İnşallah konuğumuz olacak. Eğer Allah bir mani vermezse. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ayetlerimizi onlara hem çevrelerinde hem de kendi içlerinde göstereceğiz. Sonunda onun gerçek olduğu onlar açısından iyice ortaya çıkacaktır. Fussilet suresi 53. ayet.